İyi akşamlar. Beşinci güne hoş geldiniz efendim. Ben Mustafa Yıldız. Bu haftayı yine yoğun bir gündemle geçiriyoruz. Yoğun başladık, yoğun devam ediyoruz. Stüdyodaki değerli konuklarımızla birlikte gündemin maddelerini sıralayacağız birazdan. Kimler var bu akşam? Serkan Fıçırcı bizlerle. Akşam Gazetesi Dijital Yayın Yönetmeni. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olunuz. Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olunuz. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Eray Güçler bizlerle birlikte. İyi akşamlar. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür. Aynı zamanda akşam.com.tr yazarı. Evet. Hı. Eyvallah. Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek bu akşam İstanbul stüdyomuzda. Siz de hoş geldiniz. İç siyasetin gündemi çok yoğun. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları toplantısında hem altılı masanın anayasa teklifini eleştirdi, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü açıklayacağı vizyon belgesini eleştirdi. Orada da bir atışma da var. Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi vizyon belgesini açıklayacağım, işte bütün dünyayı açıklayacağım diye bir çıkış yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şanlıurfa'ya bak, oradaki sesi dinle diye bugün bir ayrı bir çıkış yaptı. Şimdi Murat Özer'den başlayarak değerlendirelim siyasetteki vizyon tartışmasını. Vizyon derken hani nereden bakmak lazım, nasıl görmek lazım? Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye vizyon belgesi, yani 2000 Türkiye 100 yılı vizyonu çok kıymetli bir şeydi. Neden? Çünkü çok partiler üstü bir şey açıkladı. Yani hatırlayacak olursanız orada AK Parti'ye gönderme yapılmayan, neredeyse salonda AK Parti'nin bayrağının hiç olmadığı, bütünüyle Türkiye'nin vizyonunu, Türkiye'nin bundan sonra 2023 sonrasındaki Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında nasıl bir Türkiye özlemi içinde bulunduğumuzu anlatan büyük bir projeyi açıkladı. 17 tane temel madde vardı ve her bir maddede üzerinde gerçekten tez yazılacak kadar ciddi şeyler vardı. Şimdi bunun üzerinde altılı masa tabii ki bunun altında kaldı, yani bunun karşısında bir proje şu ana kadar açıklayabilmiş değil, izah edebilmiş değil. Bir de üstüne üstlük işte defalarca toplandılar, en sonunda da bir anayasa taslağı ortaya koydular. Bu anayasa taslağı da çıktığı günden beri yani öyle bir kadük bir şey ki Sayın Cumhurbaşkanımız da haklı olarak ucube dedi. Çünkü çok temel meselelerle alakalı bile o kadar büyük açıkları var. Mesela Cumhurbaşkanlığı ile alakalı seçimlerin devam edeceğini, yani Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçileceğini ifade ediyor. Ama parlamenter sistem olduğu için başbakanı da halk seçecek. Doğal olarak partiler parlamentoyu da halk seçecek. Nasıl fakat, yetkisiz, sorumsuz kalacaksınız o Cumhurbaşkanı? Yetkisiz, sorumsuz bir Cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Yani ülkenin %51'i, 50 artı 1'i, ülkenin büyük çoğunluğunun seçtiği Cumhurbaşkanı yetkisiz olacak. Ama İşte kendileri mesela %10'la, %5'le, %7'yle, %14'le böyle çeşitli bir koalisyonlarla seçtikleri, hatta %1 oy almış altılı masanın içerisinde bulunanlara dikkate alacak olursak %0.3 belki %0.5 alacak olan partiler Cumhurbaşkanı'nın üzerinde bir iktidar sahibi olacak. Yani vatandaşa diyeceksiniz ki bu ey halkım %0.3 ile seçilmiş olan bu lider var ya, sizin %51 ile seçtiğiniz bu Cumhurbaşkanı'nın üstünde bir otoriteye sahip olacak. O zaman Cumhurbaşkanı seçmenin ne anlamı var? Yani bu kadar yetkisiz, anlamsız bir şeyi halkın önüne götürmenin ne anlamı var? Bir de Murat Bey, 86 maddelik bir düzenleme yapmışlar. Baktığınız zaman HDP'nin önerilerinin anayasalaştırılmaya çalışıldığını da görüyoruz burada. Ve sistemde bakmayın, orada Cumhurbaşkanı'nı halk seçecektir demelerine, sistem tamamen meclis boyutuyla organize edilmiş. Sadece o kelimeyi ileride şartlar kendi lehlerine olursa oradan çekecekler, TMM seçecek diyecekler. O kadar. Bütün tabii, şartlar ona göre düzenlenmiş. Tabii şu zaten var, yani onu yapabilmeleri için de referandum gerekli. Yani bütün yok, 400'ü geçersek bu referanduma ama gerek kalmayacak değerlendirmesini yapıyorlar. 360-400 aralığında şöyle bir şey var. Şimdi sistemi, bütün eleştirileri, altılı masanın eleştirilerin temelinde ne var? Diyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz günden beri bir israf ekonomisi var, saray ekonomisi var deniyor, değil mi? Şimdi ülkede hani her şeyi bir kenara bırakıyorum, sistemi bir kenara bırakıyorum, sonrasında tartışacağız zaten. Ya şu andaki mevcut sistemde bir Cumhurbaşkanlığı makamı var. O makamın doğal olarak koruması vesaireleri, işte binaları, bununla alakalı bir masraf var. Türkiye toplam 17 tane bakanlık var. Onun dışında Türkiye'nin idaresinde başka bir masraf kalemi yok. Ama bunların öngördüğü şey de bir kere bakanlık sayısını artırmak zorunda kalacaklar. En az 33 bakanlık. Tabii ki. Ayrıca
Bir de devlet bakanlığı makamını ihdas etmek zorundalar. Çünkü öyle %1'lik partilere başka makamlar da vermek zorundalar. Hatırlayın, Tansu Çiller döneminde 19 tane devlet bakanı var. En az 5 cumhurbaşkanı yardımcılığı. Tabii 5 cumhurbaşkanı yardımcılığı. Yani makam artırıyorlar. Makam artırdıkça masrafı artırıyorlar. Cumhurbaşkanlığı diye bir makamı devam ettireceğiz diyorlar ama sembolik olacak. Ama masrafları bütünüyle devam edecek. Yani her türlü masraf devam edecek ama icra makamında olmayacak. Ayrıca yeni bir icra makamı üretecekler. O icra makamı için ayrıca masraflar yapacaklar. Ayrıca makam arabaları vesaire, hani sürekli söylüyorlar makam arabaları bolluğundan geçilmiyor Türkiye. Ekstra ikinci bir defa bugünkünün en az iki katı, tabii belki ki üç katı makam arabaları, makamlar, binalar, müsteşarlar, yani inanamıyor diplomatlar, her şeyi artıracaklar ve buna bunun adını tasarruf koymuşlar. Yani böyle bir şey kabul edilebilir değil. HDP meselesi de çok enteresan çünkü Taslak'ta insan hakları ve özgürlüklerle alakalı bugün konuştuğumuz hiçbir şey yok. Hı. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu HDP gündeme getirdiği... isterseniz ayrıca bir başlık olarak konuşalım. Tabii. Ya, üstünden hızlı... Yani şöyle, başörtüsüyle alakalı meseleyi Kılıçdaroğlu kendi gündeme getirdi. Anayasa ve görüşü. Burada yok. En burada ilginç yok. Olan da o. Evet. Yani anayasada burada yok. Anayasada kendisinin gündeme getirdiği temel hak ve özgürlükler yok anayasada, yok zaten. Bir tek hiç var. Bir tek şey var. Ne var? Kayyımlar kaldırılacak diyor. Devletin güvenliğini tehdit eden belediye başkanlarının yetkisini, kaldırma yetkisini İçişleri Bakanlığı'ndan alacağız. Böylece kayyum düzenine son vereceğiz mahkemeler, diyor. Mahkemelerde neticelenmenin ne kadar uzun ne sürdüğünü kadar uzun hepimiz sürdü biliyoruz. Yani, milletvekili dokunma azlığında da aynı sonra şey var. Bir de FETÖ'yü de tabii ki. Tamam mı? Yani ben hep söylüyorum, kusura bakmayın Murat'la böyle. Hep söylüyorum. Yani bu altılı masanın HDP'nin gölgesinde bir masadır. Yani HDP demek PKK olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani o gölge öyle bir şey ki bakın. O gölgenin bir kenarında da FETÖ yani işaretleri geliyor şimdi. Çok enteresandır. Yani şimdi hakikaten Türk siyasi tarihinde çok iyi bir iz bırakmayacak bu altılı masa gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle Murat Bey öyle. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Dün ben bir iki nokta bu anayasa değişikliği daha detaylı inceleme imkanım olmadı ama 86 madde sadece ilginç olması bakımından söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na muhtar dahi olamazlar demişlerdi. Tabii. Zamanında yani Cumhurbaşkanı. Tabii. Şimdi anayasanın 67. maddesine hüküm getiriyorlar. Seçilme hakkını anayasanın 67. maddesindeki seçilme hakkını ortadan kaldırıyorlar. Önceki cumhurbaşkanları hiçbir siyasi göreve seçilemez. Yani baktığınızda muhtarlık bile bir vazifedir. Tabii. Yani düşünün onu bile elinden almaya götürür düzenleme yapmış. Tabii halk oylamasıyla. Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül hali evet, hazırda. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı gerçi bu hükümle kendileri İptal ortadan olmuş kaldırmış olmuş oluyorlar. Bugün Meral Akşener ne kadar şirinleme yapmış olsa da kendi elleriyle kaldırmış oluyorlar bunu. Diyor ki ama bu defa seçebiliriz. Bir sonrakinde diyor zaten. Yani, baktığınızda yani tabii kanunlar yani geriye yürümez. İleriye yönelir ama siz oraya koyduğunuz zaman işte o da sonuç itibariyle bir eski cumhurbaşkanı. Evet. Bunun tekrardan neden gündeme getiririz? Tartışma konusu yapılacak bir düzenleme böyle bu. Bir şeye üniversitelere yani mali özellik getiriyorlar. Nedir bu? Bugün 206 devlet üniversitesi var. Siz bu üniversiteleri paralı hale mi getireceksiniz? Mali özellik ne demek? Tamam, bilimsel, akademik özelliği biliyoruz. Mali özellik ne demek? Yurt dışından fonlar için falan. Tabii ki. Ya işte eğitimi, parasız eğitim sürekli pompalıyorlar topluma ama bunda da hiç samimi olmadıklarının bir göstergesi o yok düzenlemesi kapsamında. Yani mesela bu da çok önemli bir konu. Çünkü bugünkü mevcut, biz hepimiz okuduğumuzda, harç ödüyorduk. Şu anda harç ödenmiyor. Tabii ki. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan hiçbir öğrenci üniversitelerde harç ödenmiyor. Her gün eylemler bütün olurdu. Fakültede. Evet, tabii ki. Şu anda bütünüyle parasız bir eğitim mümkün. Hı hı. Devlet bunu başarmış durumda. ve siz bu yolla işte yabancı fonlara muhtaç hale getireceğiniz, işte mesela Kırşehir'deki üniversite, Muş'taki üniversite kendisini nasıl döndürecek? Devletten bir ödenek alamadığı o zaman ona muhtaç olacak. Ve yurt dışı fonlarından artık Türkiye'nin her onların yerinde... Onların propagandasını ya, yapacaklar. Ben nasıl de şimdi üniversitede bir öğretim üyesiyim sonuçta, bir hocayım. Yani şu çok sessiz sedasız geçti ama ben bir kere daha burada kıymetli izleyicilerimize, yüce milletimize hatırlatmak isterim. Bakın KYK borçları kapsamında, kredi borçta 27 eski şeyle milyar lira değil mi? Yani, 27 milyar evet. Evet, 27 milyar. Devlet feragat etti. Öğrencilerin KYK borçları kaldırıldı yani. Evet. Yani
müthiş, hani hakikaten sosyal devlet anlayışında ben Türkiye'yi diğer devletlerle de karşılaştım. Hı-hı. Doğrudan Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuran bir tek Türkiye var. Evet. Biliyor musun? 2011 yılında o da kuruluyor. Bir tek Türkiye'de var. Bir şeyi de merak ediyorum. Yani inanılmaz bir sosyal yardım ve destek. İşte sosyal devlet böyle olunuyor. Gerçek demokrasi de bu temeller üzerinde şekilleniyor. Son bir cümle söyleyeyim HDP ve kayyımlarla alakalı. Bölgeye çok yakın bir zaman içerisinde gitmiş birisi olduğum için söylüyorum. Şırnağ, Cizre'yi, Siirt'i, Mardin'i, Batman'ı, Diyarbakır'ı birlikte gittik. Şunu gördük. Elbette hiçbirimiz kayyımlarla bir belediyecilik yapılmasını hiçbirimiz istemeyiz. Gönül ister ki belediyecilik, yerel yönetimler buradaki siyasi partiler tarafından seçilmiş olan kişiler tarafından yürütülsün. Olması ama, gereken bu. Ama canım. Yani ama HDP'nin siyasi, yani PKK'nın bir siyasi aparatı haline gelmiş olan partiler eliyle orası bir terör cenderesi içerisinde alınmıştı. Bugün gittiğimizde kendi gözlerimizle gördük. Diyarbakır'da, Sur'da 7 yıl sonunda. Hizmetin ne boyuta geldi ortada. Hizmeti gördük. Şırnağ'a, Cizre'yi gördük. Şırnak'tan Siirt'e karayoluyla gittik. O yol, yani PKK'nın birkaç yıl öncesine kadar bile adım başı kontrol ettiği, sürekli eylemler yaptığı o yerde artık geceleri bile seyahat edilebilecek bir konfora ulaşmış. 1994 yılında üniversite sınavına girmek için müracaat ettim. Siirt çıktı. Üniversite sınavı kışın adı. Gidemedik, biliyor musunuz? Ya. Bakın gidemedik. Vallahi son Diyarbakır ziyaretimizde Taceddin yüzünden. Şu an aramızda yok, Viyana'da. İki kere gittiniz bir de kısa zaman içerisinde. Arkadaşlar iki kere gitti. Ben ikincisine gidemedim. Bir mide rahatsızlığım vardı. Sevgili Taceddin yüzünden gecenin üçünde ciğerci aradıkları ciğerciler. Gecenin üçünde Diyarbakır sokağında çıkıp ciğer yenilebilecek bir atmosfer var. Memleketim komutanım, ondan dolayı böyle mimarlık yapmaksız oldu. Ben iki yıl önce Hakurk'a gittik işte. Hani gecenin bir vakti 11'di, ciğerciye gittik. Değil gece mi? 1 filandı çıktık. Hayır, şey peki bu, peki bu, soruyu şu soruyu sorayım. Bu örneklerin bu, tersi de var. 2011'de de biz gittik. Evet. Bir yemek yenecek, gazeteciler var işte. Diğer bulamadınız. Evet, Diyarbakır'da, yani Diyarbakır'dan Mardin'e geçilecek ya da tam tersi Mardin'den Diyarbakır'a. Bomba patlattılar. Tabii. Bizim 100 metre ilerimizde hani mesaj veriyorlarmış. Elbette. Oradaki gazeteciler. Şu anda bakın, şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bile şehirlerin giriş çıkışları dışında yollarda görmüyorsunuz. Güvenlik o kadar asayi sağlanmış ki sokaklarda asker, yollarda asker görmüyorsunuz. Askere ihtiyaç duyulmadan güvenlik bu şekilde sağlanmış durumda. Peki soruyorum, bu durumdan kim rahatsızlık duyar da bu işin geriye döndürülmesini ister? Bu huzur ortamından kim rahatsızlık duyar, eskiye dönülmesini ister? Bilmiyorum o açıdan. Ben bir şey merak ediyorum. Yani Serkan Fıçıcı belki bu sorunun doğru cevabını verir. Şimdi şu vizyon tartışması var ya. İkisi, iki lider de 3 Aralık'ta kalabalıkların karşısına geçecek. Kemal Kılıçdaroğlu bir vizyon açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şanlıurfa'da toplu açılış töreni gerçekleştirecek. Şimdi vizyon derken bir, Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir vizyon açıklayabilir? Yani ne diyebilir mesela sizce? İki, Tayyip Erdoğan daha ne diyebilir? Onu da ayrıca sormak. Daha ne yapsın diyorsun, değil mi? Bu övgü anlamında değil. Merak ettiğim için. Yani gerçekten daha bir şey kaldı mı açıklanacak? Yani şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle hani gecenin bir vakti attığı tweetler oluyor ya, evinin mutfağından, işte balkonundan, salonundan, antresinden filan böyle çekimler filan yapılıyor. Videolar çekiyorlar, atıyorlar. Yani en son attığı videolardan birinde şeyi gördüm. Yani memlekette başka hiçbir mesele kalmamış. Bu yaz saati, kış saati uygulaması var ya. Yani dakikalarca onun üzerine konuşuyor. Yani bir de oradan bir edebiyat üretiyor. İnsanlarımızın ne diyor? Günlerini kararttılar. Hayatlarını kararttılar. Bunun teknik bir nedenle yapıldığını dahi değerlendirme gereği duymuyor. Neden yani istesin? Devlet şunu demek istiyorum üstadım. Yani sürdürmeyi. Yok, mesele mi bitti? Yani şu ana omurga siyaset, mainstream, ana akış. Ama popülist yani yaklaşım bu. Sen cumhurbaşkanı adayıyım diyorsun ve aslında siyasal muhalefetinde, değil mi, başat aktörüsün. Türkiye'deki siyasal muhalefetin lideri konumundasın. Tabii. Diğerlerinin yanında hani oy potansiyeli olarak en fazla oy almış. Parlamenter rejimde ana muhalefet. Ana muhalefet. Gene öyle söylüyoruz ama. Yani daha hacimli, daha volümlü, değil mi? Daha böyle bir
yer tutacak, biz bir dinlet kendini yani, bir, hani bir merak ettir. Ya, mesela bir, ne diyebilirsin? İlgimizi çek filan. Yani seyrettim videoyu, seyrettiğime pişman oldum. Ya 8 kişilik ekip çalışıyor. Yani evin içinde mi kalıyor çocuklar? Onları da bilmiyorum. Işıkçısı, setçisi, kameramanı ayrı, partinin montajı ona ayrı, tahsis ettiği bir medya ekibi şimdi var. Ben oradaki tabii, çekimlere tabii, bakıyorum. İşte parça ışık çalışmışlar. Şu bu filan. Eski bir televizyon yönetmeni olarak 7-8 kişilik ekip çalışıyor orada. Yani her gün bir video çekiyorlar. Yani herhalde bir odayı tahsis ettiler. Ya hanımefendiye yazık yani, onların yemesi. Şimdi bir reklam yayınlamışlar 3 Aralık'a yönelik evet, olarak. Cumhuriyet Halk Partisi altı oku ön planda tutarak evet, bir reklam yayınlamışlar. İşte geliyoruz, Avrupa sizinle yarışacağız. Evet. Sanayide sizin önünüze geçeceğiz. İnsan haklarında sizinle yarışacağız gibi evet, ifadeleri geçen koymuşlar. Grup toplantısında da Sayın Kılıçdaroğlu benzer ifadeleri kullanmış. Evet evet. Yani öyle bir açıklama bekliyoruz. Yani Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi beklenmiyor. Mesela durum Cumhurbaşkanı itibariyle adaylığını ilan edemez mi? İlan ediyorum ve biliyorum da şu. Adaylığı ya da şöyle söyleyelim. Muhalefet masasının, muhalefet cephesinin şu meseleyi netleştirmediği sürece açıklayacağı hiçbir şeyin herhangi bir karşılığı olmaz. Nedir o? Milletin önüne sundukları, alternatif olarak sundukları şeyin adı bellidir. Bunun adını net olarak koymalıyız ve bu hep böyle konuşulmalıdır. Çünkü diğerleri illüzyon. Diğer tanımlar illüzyon. Gerçeği koyalım. Reddediyorlarsa hayır böyle değil desinler. Hemen değiştiririz. Nedir o? HDP'nin dışarıdan desteği sağlanmış 6 ortaklı koalisyon hükümeti protokolü. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında koalisyonu. Bak, vizyon Türkiye'ye getiriyorlar. Bu. Vizyon bu. Şimdi vizyon açıklayacak ya. Hı hı. Tamam mı? Bunun adını koyalım lütfen, kimse başka efendim ileri demokrasi, yargı bağımsızlığı, herkese birlikte özgürlük, yöneteceğiz diyorlar zaten. Avrupa'yı şurada geçeceğiz, burada geçeceğiz. Tamam abi, karnımız tok bizim. Yani abi 30 senedir yaklaşık bu ülkede her gün siyaseti takip eden insanlarız biz. Yani yapmak istediğiniz işin adı belli. Ne olur şu perdeyi bir kaldırın. Bir ciddi olun. Şu seçmenin karşısına, milletin karşısına geçinme Türkçe konuşun. Yapmaya çalıştığınız ve hali hazırda beceremediğiniz işin adı, bir kere daha söylüyorum, HDP'nin dışarıdan desteği sağlanmış 6 ortaklı koalisyon hükümeti protokolüdür. Minimum 6. Hayır şimdi. Ama bunun vizyonla ne alakası? Şu an 6 ortaklar ya. Bunun vizyonla ne alakası var? Şimdi Mustafa Bey, şunu demek istiyorum. Mevzu budur. Bu mevzunun dışındaki her söylem meselenin etrafında dolaşmaktır. Milletin gözünden asıl gerçeği kaçırma çabasıdır. Millet de bunu görüyor ve bekliyor. Diyor ki ne yapacaksınız? Bir koalisyon hükümeti kuracaksınız. 6 ortaklı. Niye? Altılı masa dediniz adına. Ama 6 parti bir araya geldiniz yetmiyor. Yetersizsiniz. İktidar olmaya yetecek oy oranına ulaşamıyorsunuz. Yani HDP'ye mahkumsunuz. O zaman HDP'nin tam desteğini almak mecburiyetindesiniz. Ve milletin karşısına bir adayla çıkacaksınız. Eninde sonunda gelecek bu seçim. Yani seçimlere kaç gün kala Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilme zorunluluğu var Sayın Çiçek? 60 gün öncesinden. Yani en son artık deadline 60 gün kala bu sır gibi sakladığınız. Ama pamuklara onu da yapmadılar Serkan Bey. Abdullah Gül aday olamayınca 2018'de evet, Muharrem İnce'yi 55 gün kala ilan ettiler. 5 yani, günde fire verdiler. Yani evet, 60 yani, günü ilan edince adayımız şudur deme gibi bir zorunluluk da yok. Yok değil mi? Tabii ama ki. Yani seçim günü ama belli ama. Yani seçim günü belli 3-4 işte. 3-4 gün önce ilan etmek tabii, zorundalar tabii en yani, azından. Edeceksin, listeler basılacak, var, kesinleşecek, adaylığı netleşecek. İtirazlar olacak. Tabii itirazlar olacak. Olacak. 60 gün şart bir süre değil o anlamda. Yani ama eninde sonunda bir aday çıkaracaksınız. Tabii. Millet de diyor ki bu bir kere daha söyleyeyim adını. Ben artık bunun hani bir markalaşmasını istiyorum. Bundan sonra muhalefetle yani, ilgili bir şeyler konuşulacakken lafa buradan başlanmasını istiyorum ki artık milleti kandırmanın hali. Jargon dayatıyor bize, görüyor musun? Jargon dayatıyorum evet, şu an. Evet, bizzat jargon dayatıyorum. HDP'nin dışarıdan tam desteği sağlanmış 6 ortaklı koalisyon hükümeti protokolü doğrultusunda
aday şudur. Milletin beklediği bu o masadan. Herkesin beklediği bu. Bunun dışında ne konuşurlarsa konuşsunlar boş. Bir şey daha. Bir şey ifade etmiyor ki. Cumartesi günü vizyon belgesi açıklayacaksa altılı masadan bir lider hangi sıfatla açıklayacak? Yani o da bir sorun değil mi? Yani Cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla mı? Bir siyasi parti genel başkanı sıfatı ne oluyor? Yani? Bir de bu vizyon belgesi sadece CHP'nin mi olacak, altılı masanın mı olacak? Ha, o da ayrı bir konu. Şimdi yani, sadece CHP'nin vizyon CHP çünkü belgesi zaten hiçbir anlama gelmez. Ama CHP kendi altı okuyla bir şey yaptı. Ya mesela işte, İYİ Parti yaptı. Dedi mi şeye? Yok yok, CHP Kılıçdaroğlu'na kendi... benim fikirlerim de budur diye. O zaman diye. İYİ Parti de altı okun bir parçası. Şimdi Saadet işte, Partisi de altı okun bir parçası. Durum karma karışık bir hal alıyor. Bakın ısrarla. Ya inanın güvenlik çalışmak bakın, daha kolay ısrarla. Bu siyaset çalışmak. Muhalefet cenahının muhalefet cebesini, bütün söylemleri ve eylemleri tarif etmeye çalıştığım, isimlendirmeye çalıştığım net ve tek gerçek var ya, onu örtme çabasıdır. Çünkü millete biz altı partinin ortaklığıyla bir koalisyon hükümeti kuracağız. Bunu yapabilmemiz için HDP'nin tam desteğine muhtacız. Onu da sağladık. Bunun karşılığında HDP'ye şu 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 sözleri ve ödünleri verdik. İşte bu doğrultuda hep birlikte aday olarak da size bu ismi sunuyoruz demek mecburiyetindeler. Yapacakları iş bundan ibarettir. Önünde sonunda günler geçecek, aylar geçecek, haftalar geçecek ve biz bu manzarayla karşılaşacağız. Onu erteliyorlar şu an. Bir erteleme hastalığı var. Yani bunun psikiyatride, psikolojide yeri var. Geçen akşam canlı yayında anlattım. Erteleme hastalığı dediğimiz bir şey var. Bunun sebepleri de var. Bunun üzerinde çalışılmış. Yani bunlarda bir erteleme hastalığı var. Bak erteleyelim. Sürekli erteleyelim. Bu sendromun çeşitli sebepleri var. Yani bunu ben sordum. Doktorlara sordum. Dün Davutoğlu yani. Ne dedi Serkan Bey? Açıklaması soruyorlarken Cumhurbaşkanı adayı neden belirlenmiyor, açıklanmıyor diyor. Kimse o soruyu sormak hakkına sahip değil. Aynen dediği ifade, kimse o soruyu sorma hakkına sahip değil diyor. Bu nasıl bir derdimi? Oligarşi mi var Türkiye'de? Çok tepeden inmiş. Yani adayı soruyor sadece. Yani baktığınız zaman bakış açısını görüyoruz. Nasıl tamam, Türkiye'yi yönetmeye aday olduklarını bir göstergesidir. Üstadım o bu. Zaman da şimdi seçmen döner der ki Sayın Davutoğlu kimse size oy vermek mecburiyetinde değil, değil. O zaman. Yani siz nasıl davranırsanız öyle bir akis görürsünüz karşılığında. Öyle bir yansıma alırsınız. Olmaz. Yani seçmene böyle hitap edilmez. Seçmen seçecek. Tabii. Kimi seçeceğini merak etmesi bilmiyor, kadar vatandaş doğal bilmiyor, bir şey kullanacak. Yok mu? Ya, tamam da şu vizyonu ben hala anlayamadım, çözemedim. Bir örnek vereceğim, müsaade edersin. Sizi çok yakından ilgilendiriyor. En iyi Serkan Fıçıcı anlayacaktır beni. Sabah haber toplantısı yapılır ya, evet. Muhabirler hangi haberi yapacağını anlatır. Bu sabah iki öneriyi söylüyorum size. Bir arkadaşımız dedi ki ben de tok fabrikasına gideceğim. Tamam. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Anlattı. Dedik ki mesela o yapıldı. Onun başka bir şeyini yap. Togun fabrikasında yapılacak haberi beğenmedik. Başka bir şey yap dedik. Ha şey geçti gündem. Ha geçti o gündem. Yani o vizyondan daha ileri yapman sıcaklığını kaybetti lazım. Yani. Şimdi diğeri de şunu dedi Eray Güçler. Dedi ki yani NEP var ya dedi. Yani NEP füzesi var ya dedi. Evet. Geçen hafta siz anlattınız dedi. Evet. Onu dedi ben gideceğim dedi. Şeyde görüntüleyeceğim. Yani izin alalım. İzinlerini alalım. Orada bir çekim yapalım. Dedi ki o da artık onu da geçen geride, hafta anlattı. O da geride kaldı yani. Onu da geçen hafta komutan anlattı. Hayır şeyi yani sığınak denen füzeyi gidecek yerinde görünecek beğenmiyoruz. Daha parlak bir şey. O yüzden diyorum yani hala ben o yüzden vizyondayım. Vizyon evet, bunun haber değeri nasıl olacak? Şimdi bir cümle daha söyleyeyim. Vizyon belgesinin haber değeri nasıl olacak? Cumartesi günkü vizyon belgesinde haber değeri nasıl olacak? Bir cümle daha söyleyeyim. Bu erteleme hastalığı ile ilgili lafı oradan açtım. Çok merak etti. Çok merak etti. Gerçekten ben psikologlarla da konuştum. Başarısız olma endişesi. Ortaya bir aday çıkartırız. Bir program koyarız. Çok büyük tepkiyle karşılaşır. İkinci çekemeyiz de. İkinci Ekmelettin İhsanoğlu vakası gibi olur. Daha seçim başlamadan biter. O yüzden bir bekleyelim. Bu başaramama korkusu normal. Bir de başarı korkusu da varmış biliyor musunuz? Erteleme hastalığının temelleri arasında. Başarma korkusu. Şu, ya bu çok beğenilir. Ya insanlar sempati gösterirler, ilgilenirler, merak duyarlar. Biz o ilgiyi ve merakı
Bu o ilk anda yakaladığımız başarıyı uzun süre sürdüremeyebiliriz. Kondisyonumuz yetmez. Ama orada da yine neticede negatif bir başarısızlık şeyi var. Var. Her ikisinde de yani kaçınma çatışması. Başarma korkusunun alt başlıklarından bir tanesi de şu. Ya böyle iyi. Üstümüze niye daha fazla bir yük alalım? Ya böyle idare ediyoruz yani. Ya böyle idare ediyoruz. Konforlu böyle bir vaziyette gidiyoruz. Ya konforlu gidiyoruz, muhalefet. Konfor güzel. Niye üzerimize bir yük alalım? Yani bu duygular olduğunda böyle erteleme hasta olur. Ya yarı yaparım. Bir hafta sonra bakarız. Dur daha onun vakti gelmedi. Bu aslında tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Şeyleri şöyle var. De olabilir yöntemleri mi? Var. Şu an tedavisi var mı? Şöyle var. Bir takım metotlar geliştirmişler. Şey diyorlar. Yani ertelemeyi erteleyin. Yani ertelemeyi ertelemek metodu deniyor buna. Derhal. Tabii derhal. Derhal yapın. Şimdi, İki negatif birbirini götür pozitif çıkar. Şey kıyaslama yapıyorsun. Yani bir tarafta Sayın Erdoğan. Dolaşıyorsun. Sayın Erdoğan yani. Urfa'da konuşacak. İşte diğer tarafta Sayın Kılıçdaroğlu konuşacak diye. Yani terazinin bir kefesine Kemal Sayın Erdoğan. Kemal Bey nerede açıklayacak bu arada bu vizyon belgesini? İstanbul. Sayın Erdoğan'ın vizyonunu koyuyorsun. Bir tarafa büyük Sayın kongre merkezinde işte çalışmalara başlamış. İstanbul'da kamp kuruyor diyorlar. İsmini bakalım yani o kamp. Şimdi ben müsaade ederseniz bittiyse. Bir cümle daha söyleyeyim. Hiçbir şey çıkacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi ne anlatırlarsa anlatsınlar. Yani hangi hikayeyi söyle, hangi masal anlatırlarsa anlatsınlar. Netleşmek mecburiyetinde oldukları tek bir mesele var. Onu da 3 kere söyledim. Son kez söylüyorum ve sözümü noktalıyorum. HDP'nin dışarıdan tam desteği sağlanmış 6 ortaklık koalisyon hükümeti protokolü. Bunu ortaya koymadıkları sürece bütün söylemleri boş. Evet. Şimdi ben biraz böyle teknik, akademik başlayayım. Şimdi vizyon dediğimiz şey bir organizasyonun, bir yapının gelecekte olması arzu edilen halidir. Yani eğer Sayın Kılıçdaroğlu sadece CHP'yi düşünüyorsa CHP gelecekte nasıl bir parti olacak? Yok Türkiye'yi düşünüyorsa Türkiye gelecekte nasıl olacak? Bunu açıklaması gerekir. Vizyon budur. Neyin vizyonunu açıklıyorsanız onun gelecekte olmasını tahayyül ettiğiniz durumunu şimdi ifade edersiniz. Şimdi bunun için bir takım kriterler gerekir. Yani hani bir kişi, bir kurum, bir yapı vizyonunu açıkladığı zaman aslında geçmişte neyi açıkladığına bakarsınız. Ona göre ne olacağına gelecekte karar verirsiniz. Şimdi demin söylendi mesela işte bu anayasa taslağı. Ya olacak iş değil yani. Hani ben siz gayet güzel tartışıyorsunuz. Ben sizin kadar iyi tartışamıyorum bu konuyu. Çünkü kilitleniyorum. Yani neyini anlatayım yani şimdi? Hangi tarafından sindiremediğiniz başlayalım? Sindiremediğiniz yönleri mi var? Evet bir sürü var yani. Hangi yani bu olacak şey değil. Canım, çok kısaca olacak şey değil. Öyle diyeyim yani. Anayasa tepeden gelmedi ki. 2017 referandumunda Türk milletinin %51'i kabul etti de bu yürürlüğe girdi. Yani birisi istedi de bunu getirip yürürlüğe sokmadı. Tabii. Halkın oyuyla yürürlüğe giren bir anayasa. Bu aynı zamanda halkın oyuna da bir hürmetsizlik aslında bu konuşulan şeyler. Yani. O giriş anayasanın giriş bölümünde yazdıkları ifadeler tamamen halka saygısızlık. Orada işte diktatörlüğe gitmekten bahsetmiş tek adamlığa. Yani bunları o siyaseten ağızlarına doladıkları her şeyi oraya döktürmüşler. Bir anayasanın başlangıcı öyle olmaz. Ya burada tabii benim asıl şeyim şu hani tespitim. Böyle şey vardır böyle derin critical discourse analysis İngilizcesi yani metinlerin derin analizleri metnin içerisindeki gizli ya da yerleştirilmiş derin anlamların ortaya çıkması. Bu bir İngilizlerin bulduğu bir teknik. Askeri lisanla söyleyeyim mi? Sosyoloji mayın tarama faaliyeti. Mayın tarama faaliyeti evet yani yerin altında ne var arkasında ne var diye baktığımda yani bir daha önceden de bunu söylemiştim ki teyidi oluyor. Bir kere HDP gölgesinde bir nasıl diyelim taslak diyelim. İki HDP'nin olduğu yerde o gölgenin altında sadece HDP değil PKK ve FETÖ'nün de izlerini bulmak her zaman KHK'larla ilgili. Ha, yani bağlam. Bu bir sinir ucu yani. Şimdi KHK falan deyince ya ben cezaevinde yatmış bir adamım yani bu FETÖ'cülerin darbesineymiş, mağdur olmuş. Sadece ben de değil yani. Ailem, çevrem, herkes, ordu, silahlı kuvvetler. Yani tüylerim diken diken oluyor. Yani bunu nasıl zikrediyorlar? Hani bunun daha ileri söylemleri de var da ben burada ifade etmeyeceğim ama içimizi kanatıyorlar efendim. Bakın bunu söyleyeyim yani. Gerçekten bu ülkenin vatansever zihniyete sahip
pek çok kesmini üzüyorlar yani. Hoş değil. Bu KHK'lılar üzerinden siyaset üretmeye lütfen son versinler. Ben bunu özellikle talep ediyorum yani. Şimdi diğer tartışma alanlarını söyledim yani, hani asıl şeylerini konuştuk. Diğer tartışma sizler de söyleyeceksiniz ama ben şimdi askerlikten bir örnek vereceğim ve çok uzatmayacağım mevzuyu. Şimdi Napolyon savaşları vardır bilirsiniz. 1803-1815. Şimdi bu savaşlar esnasında Napolyon ilk başta büyük bir başarı kazanır. Rusya'yı işgal eder yani adam. Almanların 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi çok büyük genişlemeler yaparlar filan. Başlar, sonra yenilmeye başlar. O harekatın ivmeti biter. Yenilmeye başlayınca generalleri korkuyor Napolyon'dan da, gelip birileri değil mi yani efendim işte bazı sorunlarımız var, hani size arz etsek filan, anlatsak. Yani deyince artık Napolyon anlıyor durumu. Tamam diyor, toplanın gelin bakalım. Söyleyin ne sorunlarınız var? Niye savaş istediğimiz gibi gitmiyor? Bir tane general çıkıyor cesaretle. Efendim diyor, barut bitti diyor. Birincisi diyor, barut bitti. Tamam diyor, diğerlerini söylemeyin. Barut bitmiş. Şimdi ben bir tane şeye takıldım. Yani bunu da son nefesime kadar söyleyeceğim. Buranın barutu yok zaten şimdi, yani. Yani bakarsanız bakın. Çıkıyor diyor ki televizyonlarda Sayın Kılıçdaroğlu, YPG'yi terör örgütü olarak tanımıyoruz. Bölgesini savunan bir örgüt olarak. İstiyorsanız videosu da var, atabilirim de yani. Bitmiştir, barut bitmiştir. Yardımcısı yani. Hududumuzda onlar olsun, ne var evet, burada diyor. PKK gelsin, evet. Ya bu Gelecek Partili kahin torunun ya videosunu da gördüm bugün Murat, senin tweetinde gördüm. Onu herhalde gördüm. Bir PKK'lı o boyutta nasıl bir açıklama şey yapmaz yani, herhalde. Dolayısıyla yani CHP'de Ünal Çelik. Dolayısıyla kıymetli izleyicilerimiz, değerli arkadaşlarım, yani bir ülkenin temel direkleri vardır. Yani tamam mı? Bir tanesi de bu güvenliktir, yani bekadır. Beka olmadan millet olmaz. İstediğiniz, isterseniz altın yığın Türkiye Cumhuriyeti'nin tabii her noktasına. Yahu PKK'yı, YPG'yi siz terör örgütü olarak görmüyorsanız benim için barut bitmiştir. Ama o değil sadece şey, işte. Şey Gelecek Partisi de ne diyor adam? Genel sekreteri yani. Genel başkan yardımcısı. Diyor ki Rojava'da diyor Türk Silahlı Kuvvetleri birkaç bombalama yapacak diyor. Göstermelik bir şey yapacak diyor. Kullandığı jargon da Rojava. Seçime yönelik ne demek Rojava? Rojava ne demek? Evet. Rojava Güney PKK Kürdistan jargonudur demek. Evet. Rojava, PKK jargonudur. Rojava Güney demek. Yani Güney Kürdistan diye bir, bak biz Kuzey Irak meselesini bile konuşurken Irak'ın kuzeyi diyoruz Kuzey yani. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi diyoruz. Irak Anayasası'na göre oranın adı Kürdistan Federal vesaire olmasına rağmen biz diyoruz ki hayır, orası Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi diyoruz. Adam burada televizyonda Ruda var yani, röportaj veriyor. Orası için şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yürüttüğü yer için Rojava yani Güney Kürdistan diyor. Öyleyse Kuzey Kürdistan neresi? Evet, doğru soru bu. Kuzey Kürdistan bunu neresi? Biliyorum o zaman? Yani o açıklamayı bugün de öğrendim. Evet. Şey, ama yani şimdi biri o hani işte bunlar barutun bittiği yerler. Yani bundan sonra siz ne derseniz deyin hiçbir anlamı yok. Yani bana yaşama hakkı tanımadıktan sonra benim mezarımı altından yapsanız ne olacak? Yaşayamayacağım çünkü. Bu beka meselesidir. Bu terör meselesi beka meselesidir. Yani bu KHK'lılar olsun, diğer işte HDP'nin dayatmaları, bunlar hoş değil. Bunlar, dolayısıyla bu vizyonu toparlayacak olursak, buradan vizyon ne çıkar derseniz haber değeri çıkacak bir şey bulamayabilirsin. Hayal kırıklığına uğrama diye söylüyorum. Ya o ilgimi çekti. Oradan bir cümle ekleyeyim de. Muhalefet medyasını takip ediyorum. Sadece bu açık kanalları değil, YouTube üzerinden yapılan yayınları da takip ediyorum. Yani bu anayasa paketi şeyin, muhalefetin bu anayasa önerisi coşkuyla, alkışla falan karşılanmadı. Yok, çok söyledik. Ve o yayınlarda da burun kıvırıyorlar. Diyorlar ki yani bu mudur? Yani. Her başlığı bir parti hazırlamış zaten. 6 parti başlık hazırlamış. Birisi yasamayı hazırlamış. Patchwork. Biri yürütmeyi hazırlamış. Patchwork. Birbirisi arasında mi bağlantı yok, evet, Serkan Bey. Maddeler, hükümler birbiriyle bağlantılı değil. Sadece kamuoyuna sunmak için hazırlanmış. Hayır ya, ben muhalif cenahta da bir heyecan yarattığını, bir hukukçu bir olarak anayasa hukuku formuna da uygun değil. Kesinlikle aslında değil. İşte onları dili anlatacağım de Mustafa Bey. Buyurun. Söz bir laf vardır ya, senin söylediğinle ilgili bak katkı olsun. Buyurun bilimsel komutanım. Bir husus söyleyeyim. Bütün parçaların toplamından fazladır. Yani siz parça parça 6 tane partinin birbirine birleştirirseniz yani bütünü elde edemiyorsunuz. Sadece parçaları topluyorsunuz. Aynen öyle. Ha, bu da böyle bir durum. Aynen öyle komutanım.
Şimdi işte 86 maddelik bir anayasa çalışması yaptılar. İşte her partinin hukuktan sorumlu genel başkan yardımcıları da kendi bölümleriyle ilgili işte Ankara'da bir otelde, Bilkent Otel'de herhalde toplandılar, açıklama yaptılar. Bir parti merkezinde toplanmadılar, hep genelde bir yerde toplanıyorlar. Şimdi orada ben başlıkları çıkardım Mustafa Bey. Seçim barajını %3'e düşüreceğiz diyorlar. Bunu hangi parti yazdırmış olabilir mesela? Yani, %3'lük parti yok orada zaten. 4 partide %3'lük değil. Yani onlar kendilerini yukarı görüyorlar herhalde ama garantiye almak için demiş olabilirler. Cumhurbaşkanı bir dönem seçilecek diyor. İşte parlamenter rejimin hükmünü ortaya koymuşlar. 7 yıllık süre. Cumhurbaşkanının veto hakkı kalkacak. 50+1 ile seçtiğiniz cumhurbaşkanının hiçbir yetkisi olmayacağını gösterir bir sürü. Cumhurbaşkanı meclisten gelen bir kanunun milletin yararının olmadığını görürse, açık hukuka aykırı olduğunu görse ne yapacak? Hiçbir şey yapamayacak. Zaten başkanlık sisteminin en temel özelliğinden biri o değil mi? Veto hakkı. İşte onu ortadan kaldırıyorlar. Cumhurbaşkanı 7 süreyle partisi olarak görev yapacak. Cumhurbaşkanı seçime nasıl girecek? Nasıl çalışacak? Adaylığı nasıl açıklanacak? Nasıl siyasi faaliyet yürütecek? Yani o kadar belirsiz ki bunların hiçbirinin altyapısı yok. Ya bütün Türkiye'den o isteyecek. Tabii. Ama hiçbir siyasi kim yani hiçbir siyasi partiyle alakası kim çıkacak? Kim yapabilecek bunu? Apolitik. Yani diyorsunuz ki bir adam olacak ama ülkenin %51 ona oy verecek. Siyasetle alakası olmadan parti aynen, nasıl aynen isteyecek? Çıkacak, aday olacak, seçim aynen. Propagandası yapacak. Garabet bir şey yani söylemek açısından söylüyorum. Millet arası sözleşmelerden Cumhurbaşkanı gece yarısı millet arası sözleşmelerden çıkarmayacak diyor. Böyle metne bir hüküm konulabilir mi? Gece yarısı sözleşmelerden çıkamayacağız diye. Gece yarısı ifadesi gece yarısı. Var. İstanbul böyle bir ifade var. Gerekçe kısmında. Yani. Aynen öyle. Herhalde İstanbul Sözleşmesi. Gerekçe kısmı yani. Gayri ciddi demek olması. Demek ki gündüz çıkarılır. Gayri ciddilik boyutuyla yani gece söylüyorum Mustafa yani. Bey. Anayasa metninde gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Ya? Gerekçe İnanılır kısmında. %1 ve üzeri alan partiler mali yardım alabilecek. O da bunda kime rüşvet görünüyoruz yani işte burada. Küçük partiler çünkü aslında siz, orada bir şey eksik koymuşlar yani birin altındakiler sıfırlar bile tamamlanacak filan da demesi gerekiyor. Şimdi şöyle bir yaklaşım bakın bir şey bu öneri yuvarlasak Murat Bey, bir şey aslında. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda işte 2013-2015 arası çalışan komisyonda özellikle CHP'nin o dönemki komisyon üyelerinden olan şimdi HDP'ye dahil olmuş olan Rıza Türmen'in teklifiydi. Siyasi partilere harcaması için devletin bütçesinden ödeme yapılmasının noktasında. Bakış açısı buydu. Neden? Çünkü yani siyasi partide ne de üyeleri işte AK Parti'nin 10 milyonun üzerinde üyesi var. CHP'nin 1 milyon 200 bin civarında üyesi var. Üyeler tarafından finanse edilsin. Kamu kaynakları ki ciddi rakamlardan bahsediyoruz komutanım. İşte seçim saftım haline girildiği zaman 3 milyar TL'nin üzerinde rakamlardan bahsediyoruz sadece ki HDP 550 kapatılması Anayasa Mahkemesi önünde olan bir siyasi partiye de 540 milyonluk bir hazine yardımından bahsediyoruz. Bu milletimin parası. Bu milletin vergilerinden çıkan rakamlar bunlar. Siz bunu halka götüreceğiniz yerde %1 oy alan partilere dahi daha da hazine yardımı daha da artıyor. Yani diyor. Daha da genişletiyor alanı. Çok ilginç noktalardan birisi Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısını 22'ye çıkarıyorlar. Yani bu Yargıtay ve Danıştay'da da yapacaklar bunlar. Yani üye sayısını arttırarak etki yaratma noktasını Anayasa Mahkemesi'ne buna koymuşlar. Şu anda 15 üyesi var Anayasa Mahkemesi'nin. O Sayıştay'la Danıştay'ın da etkinliği arttırılacak böyle bir şey mi? Yani yoksa başka bir şey mi? Şimdi şunu sayı yapmak. Sayı arttıkça karar almak zorlaşır. Sayı arttıkça ne yapacak şimdi? İktidar olduğunu varsayalım. 300 tane Yargıtay üye atacağız. Yargıtay'ın üyesi ilk başlarda 400 civarında. Şu anda 200'e kadar indiriyorlar. Daireleri de kapatıyorlar. O olağanüstü durum da yüksekti. İlk başta işte bu FETÖ'cülerin ihraç edilmesi, o sürecin ilerlemesi aşamasında atamalar yapıldı. Hatırlıyorsunuz FETÖ'nün etkisinde olan ESK bir gecede 100'ün üzerinde ESK'ya üye atadı. Bunlar üye sayısını arttırdı ama içtihat mahkemeleri haline gelsin diye bu sayıyı şu anda düşürüyorlar. Şu anda bu masanın kafasında olan hususlardan birisi yüksek yargıya çok sayıda üye atamak. İşte Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin üye sayısı anayasada yazdığı için bunu koymuşlar. 15'ten 22'ye çıkaracaklar. Orada da kendilerince tesir azaltacaklar. Kendilerine yakın isimleri getirecekler. Netice itibariyle anayasa çalışması tamamen bir fiyaskodan ibaret.
İşte Cumhurbaşkanı işte hiçbir siyasi görevde yapamaz demek suretiyle Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak bir değerlendirme yapmışlar. Hukukçularla yani kendi çevrenizde, kendi camianızda hani hukukçularla hiç konuşma fırsatınız oldu mu bu taslak üzerine bir? Şimdi böyle görüş öyle bildiren geniş, oldu mu arayan? Serkan Bey benim alanım yani yüksek lisans yaptığım evet. alan da anayasa hukuku esas itibariyle. Anayasa toplumsal yani, uzlaşma belgesi. Nasıl özür karşılandı? Anayasa. Beğenen var mı? Yani arayıp ya çok güzel olmuş. Hiç duymadım. Şöyle baktığım zaman, tarama yaptığım zaman bunun gerçekten evet. yekneksak kurallara, kaidelere uygun bir anayasa olduğu hususuna bir değerlendirme yapıldığını da hiçbir yerden, hiçbir kaynaktan görmedim. Bakın şunu net söylüyorum. 2018'de HDP ile işte Ümit Özdağ bunu ortaya çıkardı. İyi Parti, CHP'nin yaptığı anayasa çalışması bundan çok daha teknik, çok daha işte anayasacılık ilkeleriyle yapılmış noktadaydı. Peki şey İbrahim Kaboğlu'nun. Tabii orada işte değiştirilemez hükümlerde HDP... Atatürk milliyetçiliğini kaldırmışlar, yerel özelliği getirmişler. Neden burada 127. madde yok, yerel özelliği koymamışlar? Neden 66. maddeyi koymamışlar? Neden 42. maddeyi Sayın koymamışlar? Çiçek, siz burada HDP'nin isteği oldu eleştirisine katılıyor musunuz peki? Tabii burada bu kayyum noktasında yapılan değerlendirmenin HDP'nin talebi olması veyahut da siyasi partilerin kapatılmasına evet. ilişkin. Biliyorsunuz AK Parti'nin ilk getirdiği değerlendirmelerde siyasi partilerin zorlaştırmasını isteyen AK Parti'ydi zaten. Buna Reddet karşı diyorum. Çıktı. Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü bu. İptal ettirildi bu hükümler. O yönde düzenlemeler yapıldı. Şimdi bunlar kendileri bunu koymuşlar. İşte meclis tarafından bu değerlendirilecek. Mecliste bu değerlendirme nasıl yapılacak? Kıstasları nedir? Sonuç itibariyle toplumu aldatmaya matuf bir girişimde bulunulmuş. Burada şu en önemli nokta budur. Mustafa Bey. 2017 referandumuyla Türk milleti bir müktesep hak kazandı. Cumhurbaşkanına kendisini seçmesi hususunda. Çünkü devletin başı Cumhurbaşkanı halkı temsil ediyor, cumhuru temsil ediyor. Evet. Ve işte devletin işleyişini, kurumlarını, kurullarını müşterek çalışmasını ortaya koyan isim. Siz burada ne yapıyorsunuz? Esasında kafalarındaki net Cumhurbaşkanını meclise seçtirmek. Eskiye döndürmek suretiyle. Ama bunu gerçekleştiremeyecekler. Çok büyük tepki alacaklarını ortaya koydukları için Cumhurbaşkanı'nı halk seçecektir diyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın bütün yetki, sorumlulukların tamamını boşaltıyorlar. Sembolik bir Cumhurbaşkanı. Şunu söylüyorum. Dünyanın neresinde %50+1 ile seçilip de yetkisi olmayan bir cumhurbaşkanı vardır. Bunun bir tane örneğini göstersin. Önceki böyle parlamenter halkın sistemde bile de, cumhurbaşkanının daha tabii, fazla yetkisi tabii, var. Tabii 104. madde yasama, yürütme, yargı ve idare adı altında cumhurbaşkanının çok detaylı yetkileri vardı. İşte orada biliyorsun cumhurbaşkanı sorumsuzdur. Gider bakan yanında imza atardı. Karşı imza kuralı vardı. Bakan sorumlu kılınırdı. Siz bunu daha da geriye götürüyorsunuz. Tamamen mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini şunu ortadan miyiz? Kaldırmaya mahkum hem bu bir anayasa girişim. Taslağı son derece gericidir hem de iktidarı halktan koparmaya dönük kesinlikle, bir girişimdir. Kesinlikle ya. Meclisin yetkilerinin çoğaltılması şu bu bunların hepsini ben tamamen şirin görünmeye halka şirin görünmeye yönelik olarak bir çalışma olduğunu değerlendiriyorum. Biraz önce de söyledim. Üniversitelerde mali özellikle siz neyi kastediyorsunuz? Bunu net olarak ortaya koyun. Üniversitelerin mali özelliği nedir? Paralı hale mi getireceksiniz? İşte biraz önce söylediğimiz bir fonlardan mı destek sağlayacaksınız bunlara? İşte kayyum, İçişleri Bakanı'nın ivedilik gerektiren hallerde müdahale hakkı vardı. İçişleri Bakanı, belediye başkanlarının vesairenin hepsinin bir anlamda hiyerarşik olarak amiri konumundadır. Siz suç işlediği net olan, her türlü işte halkın hakkını, hukukunu ortadan kaldıran isimlere yönelik hiçbir girişimde bulunamayacaksınız. Mahkeme kararı bekleyeceksiniz. Bakın mahkeme kararı Türkiye Tabipler Birliği'ne yönetimine atama yapılması hususunda müracaatta bulundu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Ne kadar oldu? Bir ayı geçti. Mahkemeden bir karar çıktı mı? Hayır. Hiçbir şey çıkmayacak da zaten yani yakın zamanda. Baktığınız zaman bu tablo içerisinde bu mekanizmanın işletilmesi mümkün mü? İşte komutanım çok güzel ifade etti. Devletin milli güvenliğinin esas olduğu noktalarda siz nasıl müdahale edeceksiniz bu yetkileri kaldırdıktan sonra? Onun için idarenin bütünlük içerisinde işlemesini ortadan kaldıran bir düzenleme. Böyle bir bolluk federasyon eyalet sistemlerinin olduğu ülkelerde bile yok. Yok.
Hiçbir anlamı. Almanya'da da var İçişleri Bakanı müdahale edebilir yerel yönetime. Bu dünyada olmayan bir mekanizma değil ki. Şu eğitimle alakalı mesele de çok önemli, bir cümle söylemem lazım. Araya gideceğim. Son hemen söylüyorum. Çünkü hatırlarsanız İstiklal Harbi'nin hemen öncesinde Anadolu'nun her yerinde Amerikan kolejleri vardı. Her yerde. Tabii. Konya'da, en Sivas'ta, yolda. Adana'da, Tarsus'ta, Erzurum'da, her yerde. Evet. İstiklal Harbi'ni en fazla baltalayan şeylerden bir tanesi de o olmuştur. Orada yetişen bu zihinler olmuştur. Talep edilmiştir Murat Bey. Burada bugün Meral Akşener'in dün yaptığı sanırım değil mi? Grup toplantısında bugün. Böyle bir örnek verdi. Hı. Dedi ki Abdullah Gül dedi ve Erdoğan arasındaki fark şudur dedi. Abdullah Gül dedi yurt dışında okumuş gelmiştir dedi. Onun için yani kendisi için muteber. Ama Erdoğan bu şekilde olmamıştır. Yurt dışında okutulmamıştır. Onun için başımıza bela olmuştur dedi. Şimdi ya. onun anladığı şey, bu altılı masanın anladığı şey, anayasa taslağında yazdıkları çok açık bir müstemleke şey yani. Müstemleke kafası. Evet, bu bir müstemleke kafasıdır. Evet. Başka hiç, bunun başka bir izahı yok, kusura bakmasınlar. Ve ya, 2018'de bir ara vereceğim. Aradan sonra devam ederiz. Rahat tamam, rahat tamam. Konuşuruz. Kısa bir aralardan birlikteyiz. Programımıza devam ediyoruz efendim. İç siyasette bir tartışma daha var. Özellikle geçtiğimiz hafta bu tartışmayı çok konuştuk. Yalnız o yeni bazı açıklamalar var. CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu arasında bir otelde görüşme iddiası. Ve bu görüşmede de çok sert rüzgarların estiği. Daha sonra Canan Hanım'ın şizofren, müteahhit kafalı, aptal gibi sözleri yansıdı medyaya. Bu İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu da gerçekten ilginç bir cevap verdi. Dedi ki bir kadın olarak, nazik bir kadın olarak herhalde bunu söylememiştir. Yani bu daha da beter tartışmayı alevlendirdi. Bu söylemiştir demek aslında. İşte yani bu böyle deyince hani söylediğimi söylemediğini düşünüyorum diyor. Yani demek ki söylemiş yani. Yani garip bir durum oldu. Şimdi Mustafa Kemal Çiçek'ten başlayalım bu konuya. Yani burada cumartesi günü İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir işte büyük gördüğü bir toplantı var. O toplantı öncesinde belediye başkanı ile il başkanı arasında çok büyük bir gerginlik var. Belediye başkanı bir türlü kabullenemiyor geride durmayı. Nasıl bir tablo çıkıyor? Bugün ilçe başkanlarının ekseriyeti Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmiş. İl başkanı yok ortada. Evet. Yani o ilçe başkanlarının başında var. Ha, bu arada şeyi de ekleyelim. Canan Hanım her şeye cevap verir. Bununla ilgili henüz bir paylaşım ben görmedim. 5 gün oldu. Evet. Esasında Mustafa Bey baktığınız zaman işte 2019 yerel seçimleri sonrasında başlayan bir süreç var. O zaman işte Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yapan şahıs Necati Özkan, şu anda da belediyede etkili olduğu bilinen bir isim. Hı hı. Bir kitap yazmıştı, Kahramanın Yolculuğu diye. Bu kitapta tamamen işte bu seçim başarısının Ekrem Bey'den kaynaklı olduğunu dile getirmişti. O zaman çok sert tepki çekmişti. O zaman işte Canan Kaftancıoğlu'nda bu konuda birçok açıklaması var. İzleyicilerimize şunu da hatırlatmak lazım. Canan Kaftancıoğlu'nun o dönem itibariyle il başkanlığı yarışında diğer aday daha öndeydi. Hı hı. Canan Kaftancıoğlu seçimi yanlış hatırlamıyorsam İstanbul İl Başkanı 6 oyla kazandı. Ve ben genel merkez bünyesinde olduğum dönemde biliyorum. O zaman özellikle Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı Ekrem İmamoğlu. Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. Beylikdüzü delegelerinin Canan Kaftancıoğlu İl Başkanlığı'nı kazandı. Yani Canan Kaftancıoğlu'nun İl Başkanlığı olmasında Ekrem İmamoğlu'nun genel merkezden talep edilmesi üzerine verdiği destek vardır. Tabii o süreç itibariyle işte biraz önce de söylediğimde burada belediye başkanlığı kazanıldıktan sonra o kitabın yayınlanması, örgütün burada dışarıda tutulması noktasında sıkıntılar oldu. Ve şunu da söylemek lazım, bunu kamuoyunun bilmesi de önemlidir. Bir rant kavgası da vardı. Yani siz İstanbul İl Başkanı olarak şunu yönetim kurulu, 300 civarı yönetim kurulu üyesi vardı. Hı. Belediye şirketlerinde. Bu rakam 600'ler civarına geldi. İşte personel alınması konusunda belli sıkıntılarında yaşandı. CHP kulislerinde dile getiriliyordu. Ortaya konmuştu bunlar.
O dönem içerisinde bu noktalara vardıktan sonra buradaki esas okunması gereken husus şu. Canan Kaftancıoğlu özellikle şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen ve ondan sonraki süreci hazırlanan ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan kurultayı bir yıl ertelendi. Yani mevcut delegeler görevinin başında. Ve bu delegelerin çok büyük bir kısmı şu anki teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kansalıcı tarafından tayin edilmiş isimler. Yani 10 yıllık yapılan bir yatırım var CHP içerisinde. Ve gördükleri tablo şu, bu yapıyı bozabilecek şu anda karşılarında hedef gördükleri bir isim var. Bu isim Ekrem İmamoğlu. Nasıl yalnız, bozacak? Ben, nasıl ben olacak? Şöyle, bir şey söyleyeyim öyle sizden alayım. Tabii ki yani bu önemli bir nokta. Çok çok önemli de biz bence bu tartışmayı sadece şizofren yani daha doğrusu Kaftancıoğlu İmamoğlu değil bir de şeyi de katalım bence buna. Ceketimi assam kazanır. Kulağını çekme yani orada da bir saça. Şey var tartışma evet. Orada da çok sert gidiyor yani altılı masanın kendi içerisinde de tabii biz şimdi ilk olarak bu noktadan girdiğimiz buradan, için o da ayrı bir değerlendirme tabii. Konusu tabii burada şu şimdi Ekrem İmamoğlu tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ni o dönem belediye seçiminde iki kere o seçimin yapılması sonucunda kendisini bir kahraman olarak görüyor. Hizmet boyutuyla bir kahramanlık söz konusu değil. Yapılanlar konusunda bir kahramanlık söz konusu değil. Belediyenin reklam bütçesi de yeni bütçede herhalde iki katına çıkarılmış. 1.8 milyar civarına çıkarılmış 800 milyonluk Tevfik reklam Bey bütçesinde. Evet ciddi de bir artış yapılmış. Hizmete aktarılan hiçbir şey yok. Baktığınız zaman 3 yılı aşkın süredir zaten amacı belediye başkanlığından ben iki seçim kazandım ve şunu görüyor kendisi. Ben bu seçimi Sayın Erdoğan'a karşı kazandım. Neden üçüncüsünü ben kazanamayayım? Yani kendisini tamamen oraya konumlandırmış vaziyet. Şimdi tabii şu anda yanında topladığı eski CHP'ye yakın isimler de var. Mesela Gökhan Günaydın, eski yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Bugün en yakınında olan isim Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yapan bir isim. Benim değerlendirmem şu açıdan komutanım. Şimdi seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilirse zaten CHP istediği gibi dizayn edecektir. Ve Oğuz Kansalıcı ve ekibiyle de Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir teması yok. Yani bir diyalogları da yok. Oğuz Kansalıcı ile aralarında bir yakınlık dahi yok. Seçimlerde işte ciddi bir oy oran alıp kayıp işte %40-45 ile olursa ki Muharrem İnce %31 ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı olmak için kurultayın toplanması yönüne girmişti biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun kesinlikle ve kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na yürüyeceğini değerlendiriyorlar ve 10 yıllık da bir yatırım var ellerinde. Biçimlendirilmiş işte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra getirilecek Oğuz Kağan Salıcı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mesele şudur Murat Bey. Baktığınız zaman biraz önce söyledik ya konforlu muhalefet, sorumsuz muhalefet. Siz de aynı milletvekili maaşını alıyorsunuz. Ülkeyi yönetenler de aynı maaşı alıyor ama konforlu belediyeleri alıyorsunuz. İşte 150 milletvekili alıyorsunuz. İşte hazineden çok büyük hazine yardımları alıyorsunuz. İşte İş Bankası'nda yönetim kurulu üyeliğiniz var. Sisteminizi götürüyorsunuz. Bu konforu bozmak istemiyorsunuz. İşte bu konforun başına kimin geleceği meselesi. Ve yapılmış bir yatırım var. Ve şunu ben CHP o ideolojik CHP içerisinden bunu söylüyorum. Dillendirilen noktada. İşte Canan Kaftancıoğlu bu gidişat açısından çünkü Canan Kaftancıoğlu'nun da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı olması konusunda dile getiren isimler vardı bu yasaklılık sürecine kadar ama ben bunun bittiği kanaatinde değilim. O anlamda bir de o noktanın CHP Genel Başkanlığı yürüyüş tespiti var. Burada tabii bu faaliyetin olduğu nokta bir eski İstanbul ilçesinde belediye başkanlığı yapan eski bir ismin otelinde bir toplantı tertip ediliyor. İlçe başkanları da bu toplantıya iştirak ediyorlar. Bu toplantıda konuşulmuş bir söz. İşte bu eski belediye başkanı da bunu dile getiriyor. Bu şekilde bu yayılarak ki yayılması da isteniyor herhalde. Yani bu benim tepkimin bu olduğu noktasında bu bilinsin noktasına götürülüyor. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu. Canan Hanım tarafından mı? Tabii ki. Tabii ki. Zaten hiçbir açıklama yapmaması, bunu tekzip etmemesi, yalanlaması da bunun göstergesi. Ama şimdi Canan Kaftancıoğlu'nun normalde senin anlattığına göre Sayın İmamoğlu'na karşı bir gönül borcu, bir vefa borcu olması gerekmiyor mu? Canan yani Kaftancıoğlu İmamoğlu'nun kendisine borcu olduğunu değerlendiriyor. Evet. Çünkü o sandıkları ben korudum. O seçimi ben kazandırdım sana. O neticeyi ben aldım. O seçim nasıl kazanıldığını da biliyoruz. İYİ Parti ile CHP arasında hani kim kime
zaten oradaki açıklamaları öyle. Şu Mustafa Bey, ben beni genel merkezle ilgilendir. Sen kim oluyorsun da ben genel merkeze göre hareket ederim noktasında yapılan değerlendirmeleri de koyduğunuz zaman kendisini genel merkeze biat etmiş gösteriyor. İmamoğlu'na genel merkeze karşıt olarak artık konumlandırıyor. Evet. Ve arkasından işte yakın zamanda İmamoğlu'nu ziyaret eden ekibe bakacak olursanız bu Ahat Andijan'dan tutun Yavuz Alioğlu'na kadar İyi Parti'nin heyetiyle bir görüşmesi oldu yakın bir zamanda. Bu fotoğraflandı, yayınlandı. Bir gidişat var. Şu işlerine gelebilir. Bu dillendirilen bir nokta. Ekrem İmamoğlu'nun son noktada hadi ben İyi Parti yönde değerlendirme yapıp istifa ediyorum dediği zaman yine o ekip kazanmış olacak. Çünkü CHP'den uzaklaştırmış olacaklar. Aday olması noktasında kazansa da kaybetse de kendilerinin yıllardır oluşturduğu bu teşekkülü ortadan kaldıracağı için ondan dolayı da bir sıkıntıları var. Gidişat bu yönde. Kemal Kılıçdaroğlu 2-3 gün önceden İstanbul'a geliyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar aralarında bir sıkıntı varsa normal olarak bir genel başkan olarak il başkanını, ki il başkanlığı durumu da hukuken tartışmalı. Baktığınız zaman Yargıtay'ın onama kararından sonra bir araya getirip tarafları bu kendisinin işte biraz önce ortaya koyduğumuz ayağı yere basmayan gündeminin önüne geçirmemesi lazım. Ama buna yönelik bir girişim de göremedik şu ana kadar. Tarafların bir araya getirip bir yani açıklama Kemal yapılmasını. Kemal Bey'in cumartesi günü vizyon belgesi açıklamadan 3 gün önce İstanbul'da kuruyor olmasının ardında bir de bu tartışmayı işte belki sonlandırmaya çalışma ya da iki tarafta da görüşme amacı mı var? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun da öyle bir özelliği huyu yok. Yani tarafları bir araya getirip barıştırıp tekrardan sükuneti sağlama gibi bir noktada da bir girişimde bulunduğunu ben pek görmedim. Taraflar birbirlerine çullansın noktasında bir değerlendirme oluyor. Burada işte söylemek istediğim husus tarafların kendi portföylerinde tuttukları gizli ajandaları ön planda. Yani Canan Kaftancıoğlu, Oğuzhan Salıcı ekimini istemeyenler de var. Onların tahsiye olmasını isteyenler de var. İşte İmamoğlu'na dayananlar bunları talep ediyor. Diğer tarafta da o ekibin öne gelmesini isteyenler var. Yani her zamanki gibi muhtat CHP içerisinde yaşanan kavgalar diyebiliriz buna Mustafa evet. Bey. Evet. Bir de yani şimdi üstad anlatırken dinlerken yorulduk. Yani CHP'li evet. arkadaşlar, yani CHP içerisinde sürekli yani birbirleriyle itiş, kakış, parti içi çekişme, hizipleşme, bu meselelerden hiç yorulmuyorlar mı? Birçok yani, klik var Serkan Bey, yani o kadar ki herkes yatırımını farklı yere yapıyor. Hayır, yani ben milletin de çok ilgisini çektiğini değil mi? Yorar yani, bir iş yapamazsınız, bir faaliyet koyamazsınız ortaya. Siz şimdi o koordinatları anlatıyorsunuz. Yani az buçuk değil mi aklı çalışan da insanlarız sevgili Murat. Gerçekten zorlanıyorum anlamakta. Yani onun hattı oraya bağlı, onun ipi oraya bağlı. O onun ayağını kaydırmaya uğraşıyor. Bu buna tabii. bilmem ne yapıyor. Yani önemli olan o koltuğa oturmak Serkan Bey. Başlı başına bir kafa karışıklığı. Yani insan takip ederken zorlanır ama siz herhalde bütün o varyantlarıyla tabii, birlikte bildiğiniz için. Tabii bu delege yapıları kimlerin getirildiği, kurultayın neden yapılmasını istenmediği. Ayrı bir ihtisas alanı değil mi yani CHP'yi bakın, tanımak? Bakın örnek vermek gerekirse. CHP içindeki kavgaları o kadar, çözümlemek. Oğuzhan Salıcı o kadar güçlendi ki örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı olarak hemen ona bir bypass yapıldı. Bülent Tezcan MHK'ya sokuldu. Bülent Tezcan Halef Selef'te Oğuzhan Salıcı'yla. Baktığınız zaman Bülent Tezcan'a hangi görev alanı verildi? Yurt dışı sorumluluğu verildi. Yurt dışı sorumluluğu kime aitti? Oğuzhan Salıcı'ya aitti. Yani bu şeyler görülüyor, bir yerde müdahale ediliyor, bir yerde tekrardan fren serbest bırakılıyor. Şimdi hayır, şunu demek istiyorum. Siyaset ne için yapılır? Vatandaşa hizmet için yapılır. Evet, yani yüzünüz millete amacı dönük odur. Olacak değil mi? Yani kendi içinizdeki bu itiş kakışlarla falan. Ama daha vahimine bakın. Yani şimdi bu zihniyetin aynı zihniyet. Hatırlayın bu koalisyon dönemlerinde de yine aynı zihniyet yok muydu? Vardı Yamaz tabii şey. Yakın tarihe yani şöyle bir siyasi tarihe bakınca. 15-20 yıl öncesine, 30 yıl öncesine yani yakın tarih. Şimdi Türkiye niye yıllarca kan kaybetti anlatabiliyor muyum? Bakın çok acıdır. Yani dolayısıyla çok özür diliyorum ama ben şurada seninle birazcık ayrışıyorum. Ya bu siyaset değil efendim. Bu entrika, bu başka bir şey yani. Bir de bundan zevk mi alırlar? Ya bu başka yani, bir şey yani. Tamam. Bundan bu nasıl bir doyuma yani. Ulaşabilirsin? Bu kadar entrika, bu kadar ince hesaplar. Ya bunun yerine ülkeyi düşünmeleri gerekiyor arkadaş. İşte somutta bir örnek vereyim müsaade ederseniz.
Bir haftadır neyi konuşuyoruz? Düzce depremini konuşuyoruz değil mi? CHP Genel Başkanısın Sayın Kılıçdaroğlu. Düzce'ye gitmedi değil mi? Siz o bölge Sakarya Düzce'ye... Sakaryalıyım. 8 yılım, 7 yılım Düzce'de geçti. Bugün galiba Sayın İmamoğlu gitti. Mesele o değil. Şimdi bu parti içerisinde işte Canan Kaftancıoğlu Sayın İmamoğlu'na şizofren dedi mi demedi mi? İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu'nu çekip artık tercihini yap. Kılıçdaroğlu'yla mı berabersin yoksa benimle mi diye sordu mu sormadı mı? Bütün bunlardan da 39 ilçe başkanı Sayın Kaftancıoğlu'ndan bağımsız olarak İmamoğlu'na desteğe gittiler CHP'nin ilçe başkanları. Bu acaba resmen il başkanı olmayan, değil mi, il başkanı siyaset hesabı var, İl başkanı olmayan Canan Kaftancıoğlu'na CHP İstanbul örgütünün bütünlüklü bir şekilde hadi artık git demesi neden mi? Neden git diyemiyorlar? Hani hayır. Ondan sorumlu olan isim kim genel merkezde? Acaba Canan Kaftancıoğlu parti içerisinde gördük ki ilçe teşkilatlarının ve ilçe başkanlarının birlikte hareket ederek Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır almalarından dolayı CHP'nin örgüt yapısını değil de başka yapıları temsil ettiğini örgüt anlıyoruz. Örgüt dışı yapıları. Ya örgüt dışı örgütler. Şimdi örgüt dışı örgütlenmeler. Şundan ne anlıyoruz peki? Rimi temsil Canan ediyor. Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Şimdi biraz önce siz ne demiştiniz? Bir İngilizce tabir kullanmıştınız hocam. Sayın komutanım bilimsel olarak. Ben hani mayın tarama faaliyeti demiştim ya. Critical discourse analysis. Tamam. Şimdi onu yapalım. Metin çözümlemesi diyelim. Biz de gazeteciyiz. Alt metin okuma diyelim. Gazeteci diliyle. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz Mustafa Bey? Ben Canan Kaftancıoğlu'nu muhatap almıyorum. Yani onunla işte direkt yüz yüze görüşmüyorum. Medya üzerinden kendisine mesaj gönderiyorum. Yani bir medyaya bu röportajı vermiş olmasının birinci adımı budur. Yani kendisiyle görüşmedim. Bu kriz çıktıktan sonra kendisiyle yüz yüze konuşmadık. Aramızda yüz yüze görüşebilecek bir hukuk kalmadı ki medya üzerinden konuşuyoruz. Peki ben bir detay daha verebilir miyim? Belki tartışmayı farklı bir yöne de çekebilir. Bu açıklamayı Ekrem Bey iki mikrofona yapıyor. Biri değil. Kendine yakın olan değil. Ajans, değil. Diğeri İBB TV. Değil. Ben anlatayım sana o gün orada olan bütün her şeyi. Geçen akşam anlattım gerçi bir yerde de. Tekrar olursa izleyenler varsa kusura bakmasınlar. Kısa anlatayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki başkanlık binasına girdiniz. Hı hı. Ana giriş kapısı. Sol koridorun başında basın odası vardır. Sayın İmamoğlu'nun bu açıklamayı yaptığı gün o basın odasında yerleşik olan gazeteci arkadaşlar oturuyorlardı. Bütçe neye hazırlanıyorlar? Bütçe görüşmesine hazırlanıyorlardı. Sayın İmamoğlu çıkıp bütçeyi sunacaktı. Belediye tarihinde hiç olmadığı şekliyle ve İmamoğlu'nun da bugüne kadar hiç yapmadığı şekliyle gazeteciler yukarıya başkanlık makamına davet edildiler. Hı hı. Sayın İmamoğlu çıktı makam odasının önüne, kapıya, o antreye, salona. İşte bütçeyle ilgili açıklamalar yapacağım dedi. Saçmalık burada başlıyor. Çünkü bütçeyi biraz sonra meclise sunacaksınız. Bütün medyada orada olacak. Zaten rakam rakam detay detay anlatacaksınız. Bütçeyi sunmadan önce bütçenin neyini anlatacaksınız gazetecilere? Demek ki gazeteciler oraya özellikle bu mesajı vermek için çağrıldılar ve gazeteciler de bunu biliyorlardı. Ben konuştum yani oradakileri de. Oraları da böyle iyi bildiğim için orada işlerin nasıl yürüdüğünü. Orada bu soru da sorduruldu. Bu soruda yani Sayın İmamoğlu dedik işte bütçemiz çok güzel bir bütçe olacak. Şöyle bütçe olacak. Harika bütçe olacak. Zaten biraz sonra meclis salonunda anlatacaksın bunları. Niye çağırdın bizi? Sorularınızı alayım. Oradan hemen soruldu. Canan Kaftancıoğlu size şizofren dedi mi demedi mi filan. Bu zaten bir tertipti. Yani bunu net olarak öğrendim böyle oldu. Evet. İkincisi şimdi gelelim çözümlemeye. Diğer gazeteciler de vardı orada. Yani Hürriyet'in muhabiri de vardı. Hı hı. Efendim hatta Hürriyet'ten başka gazetelerden de vardı. Hepsi vardı yani. Şimdi yine çözümlemeye devam edelim. Orada bir kadın olarak ifadesi Sayın Canan Kaftancıoğlu'nu
tam 12'den vuran bir sözdür. Ekrem İmamoğlu'na cümleyi böyle kur diyen kişi, Canan Kaftancıoğlu'nun hangi damarına basacağını bilen kişidir. Canan Kaftancıoğlu gibi dominant bir karakter, siyasetçi, gürül gürül, öyle kadın erkek ayrımlarına, kadın erkek ayrımlarına gelmeyecek, böyle üstenci, buyurgan, evet, konum tayin edici, sınır çizici, hem de eril bir dille ve cinsiyetçi bir yaklaşımla. Evet. Yani hitap edilemeyecek bir karakteri yansıtıyor Canan Kaftancıoğlu. Canan Kaftancıoğlu'na her şeyi söyle, bir kadın olarak sen bunu yapamazsın deme. Şimdi kim yazıp önüne o notu koyduysa Sayın İmamoğlu'nun, buradan vur. Buradan vur, tam çıldırtırsın. Demiş, belli. Yani onu zaten öyle söylüyor. Onu rahatsız etmek. Tabii. Özellikle çok özellikle seçilmiş. Özellikle seçilmiş. Zaten Kaftancıoğlu da bir cevap vermedi. Ne yaptı Kaftancıoğlu? Danışmanı vasıtasıyla bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada ne dedi? İktidar medyasının yalanlarına bugüne kadar cevap vermediğimiz gibi bundan sonra da cevap vermeyi uygun görmüyorum tarzında bir açıklama yaptı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Diyor ki, ey İmamoğlu, sen bana bir şeyler söyledin. Bak, ben sana cevap vermiyorum çünkü seni muhatap almıyorum. Danışmanımı konuşturuyorum. Ona söyletiyorum. Posta koymak denir askeriyede buna. Yani komutanların postaları vardır. Postasını gönderir. Kendisi muhatap olmaz. Kendisi muhatap olmaz, postasını konuşturur. Posta gider, der ki bunu böyle yapacaksın. Mesaj alınır. Kendisi yüz göz olmaz. Canan Kaftancıoğlu diyor ki, ben seninle yüz göz olmuyorum. Sana posta koyuyorum. Danışmanın vasıtasıyla seni ikaz ediyorum diyor. Yani dedin ya, bunlar ne anlama geliyor diyor. Bunlar bu anlama geliyor. Peki, şimdi geleyim ben asıl anlatmak istediğimi. Ya da söz sırası gelen arkadaş varsa şey yapsın, ondan sonra da başka bir konu. Hayır. Bir cümle söyleyeyim. Sen de o zaman son noktayı. Tamam. Ondan sonra da ben koy. Çünkü şimdi belediye seçimleri bitti. Biz ne gördük? Bir arabanın içerisinde Canan Kaftancıoğlu ile beraber İYİ Partili Burak Avuncu İstanbul Belediyesi'nin anahtarını teslim almaya gittiler. İstanbul Belediyesi'ne geldiler. Yani Canan Kaftancıoğlu, dediğiniz gibi, seçimi ben kazandım dedi zaten. Parti teşkilatlarına, bütün Türkiye'ye söyledi yani. Burada hakim unsur benim. Bu seçimi ben kazandım dedi. Hani Burak Avuncu'nun onun yanında olması, ülkücü bir kimliğe sahip birisinin onun yanında olması, yani MLKP lideri Hasan Ocağı komutanım diyecek kadar MLKP ile DHKPC ile yakın ilişkiye, gönül bağı olduğunu kendisi hiç inkar etmeyen bir kadınla beraber olması ayrı tartışma konusu. Ama gördüğümüz manzara buydu. Şimdi bugün gelinen noktada şizofren Türk siyasetinde kelimesini kim kullanmıştı ilk defa? Muharrem İnce. Muharrem İnce kullanmıştı kendi seçmenine karşı. Evet. O gün neden çıkmadın? Neden adam kazandı dedin? Neden %31 almışken %52 almış bir lidere karşı neden kalkıp da hayır o kazandı, ben kazandım, o kazanmadı demedin diye böyle abuk subuk bir yaklaşımla hareket ettikleri için o bu yaklaşımda bulunan seçmenine de şizofren. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyasi literatürüne kattığı bir kavram. Biz şunu görüyoruz. Bakın, sevgili Murat, ben psikiyatrlarla konuşuyorum dediğim zaman o zaman gülüyorsun bana. Kendin söylüyorsun şimdi. Şizofreni CHP kattı diyorsun siyasete. O zaman ben yanlış bir şey yapmıyorum demek ki. Yok, tabii ki doğru bir ya şey. Ben kim, çözemediğim için psikiyatrlarla konuşuyorum artık. Şimdi asıl biz bence sorun olarak görmemiz gereken şey şu. Muharrem İnce'yi Cumhuriyet Halk Partisi Türk milletinin önüne bir aday olarak koydu. Dedi ki, bu kişi benim partimin Türkiye'yi kurduğunu iddia eden bir parti için söylüyorum. 100 yaşındaki bir siyasi parti olarak diyorum ki dedi, Türk milletini, Türk devletini yönetecek olan, idare edecek olan benim partim içerisindeki en kıymetli şahıs Muharrem İnce'dir dedi. Değil mi? Cumhurbaşkanı adayı olmak bu demek yani. Cumhurbaşkanı altında bayrak gibi yatanları basıp, değerlendirmiyoruz ha. Ama üst boyutta o bu demek. Bunu söyledi. Sevgili Murat, Cumhurbaşkanı dediğin şey bu. Yani hani insan, kişi olarak hani ayıralım. Hı hı. Makam anlamında, makam devlet anlamında. Başkanı tabii demek. Ki. Bir de yani bizim hani binlerce yıllık Türk devlet geleneğinde filan orayı da katarsak. Ya bu ya özel alanlarda bile ev sahibidir. Vahdettin'in, Abdülhamit'in, Mustafa Kemal'in, İsmet'in ya bunun
Bunun makamına ben bunu layık görüyorum. Bayrak gibidir, İstiklal Marşı gibidir. Çünkü devleti temsil eden neler vardır? Devletin alametleri nelerdir? Tabii işte parası vardır, bayrağı vardır. Bayrak. Marşı vardır. Hayır, bayrak, İstiklal Marşı, Cumhurbaşkanı, yurt dışında büyükelçiler. Var mı başka? Siz şimdi bir parti olarak... Valilerdir, yurt dışında büyükelçilerdir. Bunu Türk devletinin, Türk milletinin başına bir lider olarak tayin ediyoruz. Benim içerisinde, benim ülkenin %25'ini oyuna almış bir siyasi parti olarak benim gözümde diyorsunuz ki bu kişi benim ülkemi yönetecek siyasi liderdir diyorsunuz. Oylamaya koyuyorsunuz. Kaybettikten 3 gün sonra Muharrem İnce'nin hakkında ağza gelmeyecek şeyler söylüyorsunuz. Bugün Muharrem İnce'yi paspas etmiş durumdalar. Değil mi? Cumhurbaşkanlığı seçiminin değerlendirme toplantısı yapılıyor seçimlerden 3-5 gün sonra. Evet. Ona Muharrem İnce'yi davet etmiyorlar. Şimdi gerçekten tabii, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonrasında toplantı yapıldı ya seçimler sonrasında. Seçimin yürüteni Cumhurbaşkanı adayı toplantıya çağrılmadı. CHP demek ki aslında tasfiye kendi etmek insanın, için yapılmış bir hani, şey ama, konması. Ama kazansaydı bu ülkenin lideri olacaktı yani. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız diyecektik. Ama 3 gün içerisinde bir paspasa dönüştürdü Cumhuriyet Halk Partisi o siyasi figürü. Aynen. Şimdi Canan Kaptancıoğlu diyor ki ben belediyenin seçimlerini kazandım, anahtarı teslim almaya gidiyorum dediğin kişi karşısında da kahraman olarak lanse ettiğin, üstelik kitabı da ikinci gün yayınladılar yani. Tabii, demek daha önce hazırlamışlar. Kitap. Hazırmış kitap. O kişi ona şizofren diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir tarafta anahtar teslim almaya giden kişi var. Erdoğan'ı ben yıktım şeyiyle gidiyor yani. Diğer tarafta da İstanbul Büyükşehir Belediyesi kahramanı. O ona şizofren diyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi şu anda biz neredeyse bir yıldır İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı? Ne konuşuyoruz? Türkiye'nin siyasi lideri olacak mı? Türk milletini yönetecek mi, yönetmeyecek mi? Kılıçdaroğlu mu yönetecek? Bunu konuşuyoruz değil mi muhalefetin? Yani İmamoğlu'na çizilen paye, ona verilen mevki, hı hı, Türk devletini, Türk milletini yönetecek bir makam olarak bunu tartışıyoruz. Ve git belediyeni yönet diyor. Belediyenin yönetilmediğini de ortaya koyuyor. Ve bu siyasi parti içinde yapılıyor bu tartışma. Bunu AK Partili birisi gidip söylese bu başka bir şey yani. Bunu kendi partisi. Şimdi bu partinin içerisinden bence sorun olan şey şu. Bu siyasi parti içerisinde bu saatten sonra Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi gösterirlerse göstersinler, bizim karşımıza koyacakları siyasi figür kendileri açısından bu değerde birisidir. Bir gün içerisinde onu yok edebilecekleri bir insandır. Ona şizofren diyebileceği insanlardır. Hiçbir değer vermiyorlar. Aslında şunu görüyoruz yani CHP'de siyaset yapan hiç kimsenin hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Orada şu var Murat Bey, tabii Muharrem İnce örneğini verdiniz. Muharrem İnce seçilemediği zaman milletvekili de olamamıştı biliyorsunuz. Ortada hiçbir siyasi ünvanı kalmadan tabii şey oldu ama Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığından sonra belki de işte personel sayısı, bütçe imkanları ve interlantıyla en önemli ikinci koltuğuna oturdu. Tabii. Baktığın zaman elinde bir bütçe gücü var. Tabii. İşte yapılandırmada bulunuyor. 233 milyar lira para harcamış. Herkesi yanında tutabiliyor vesaire. İşte o da o etkiyi kullanmaya çalışıyor. Tabii. Muharrem İnce'nin öyle bir şansı yoktu. Şansı yoktu. Ama burada bir de şunu görmemiz lazım. Oluyor. O da çok önemli bir husus söylediniz. Yani burada bir gerçek anlamıyla bir paylaşım savaşı var. Evet. Dedim ya rant savaşı diye. İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı. CHP'li İstanbul Belediyesi'nin çıkardığı personel sayısıyla aldığı personel sayısını açıkladı. Şimdi şunu görüyoruz. Soruşturma devam ediyor. Terör örgütleri iltisaklı olan kişilerle ilgili soruşturma devam ediyor. Çok sayıda İçişleri Bakanımızın ifade ettiğinden de daha fazla sayıda iltisaklı olan kişilerde. Sabıka kayıtlar istenmeye başlamış gördük. Şimdi yeni. Evet. Şimdi şunu görüyoruz ki burada Canan Kaptancıoğlu kendisinin yakın ol, biraz önce de ifade ettiğim, kendisine yakın olan, gönül bağı olan örgütler ve o örgütlerin yurt dışı, yurt içi bağlantıları vasıtasıyla birilerini getiriyor. Diyor ki bunlar İBB'de işe alınmak durumundadır diyor. Ekrem İmamoğlu da alabildiği kadarını almış. Ama aldıklarının içerisinde... Alabildiği kadar dediniz 1800'ün üzerinde. Yani. Şimdi... Büyük bir rakam bence. Çok tabii, alabildiğini almış ama o örgüt konusunda baskı yapıyor Kaptancıoğlu. Bunları da alın diyor ama İmamoğlu da alır. Onun için de sıkıntı yok yani aslında. Ama olay ifşa oldu. Afişe oldu. İçişleri Bakanı dedi ki bu kişiler dedi soruşturma yapılmadan, hiçbir güvenlik kovuşturması yapılmadan alınmış dedi. Apar topar soruşturma başlar başlamaz KHK'lı, DHKPC'li, MLKP'li, TİKKO'lu, PKK'lı, FETÖ'lü, FETÖ'cü
birçok kişi, bunlarla iltisaklı pek çok kişi, hatta bazıları hüküm giymiş, yatmış, çıkmış kişilerin alındığı ortaya çıkınca patır patır kapının önüne koymaya başladı. İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nunla beraber hareket eden o örgütler ve o örgütlerle beraber olan sendikalar günlerdir İBB'nin önünde eylem yapıyorlar ve İmamoğlu'na parmak sallıyorlar. Evet, evet. Siz diyorlar, nasıl olur da bizim seçimi kazandıran bu örgütlere sırf İçişleri Bakanı'ndan korktuğunuz için, Türk Devleti'nden, bakın, Türk Devleti'nden korktuğunuz için nasıl bizim örgütlerimize bu kadar da olsa, hani bu kadar az olsa da bu kadar bir şey yapıyorsunuz, parmak sallıyorsunuz diye oradan parmak sallıyorlar. Şimdi ortada pasta bölüşüm savaşı var. İki, çok daha kritik, Türk Devleti'yle kafa tutan, Türk Devletleri'yle, Türk Devleti'yle kavgalı olan çeşitli marjinal sol ideolojik örgütlerin Ekrem İmamoğlu üzerinden Türk Devleti'ne salladığı bir parmak var. Olayın ideolojik bir arka planında var. Biz bu keşmekeşin içerisinde, bu kadar bir kaosun içerisinde bir de bunların Cumhurbaşkanlığı adaylığı, Türk Devleti'ni yönetmek üzere bir adayın çıkmasını bekliyoruz. Bence asıl içinde bulunduğumuz vahim durum bu. Hayatın olan akışına zıt bir durum. Yani çok büyük bir karmaşa, yorucu. Yani ne zevk alıyorlar bu CHP'liler bu karmaşadan? Hala çözebilmiş değilim. Yani biz de konuşurken yorulmuyor muyuz? Son noktayı Serkan Fıçıcı koyacak dediler. Buyurun Eray Bey. Evet, yani burada Kaftancıoğlu'nun hani özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne işte ada her neyse bir tanesi çıkıp kimyasal silah kullandı iftirası şimdi içeride ya. Hı hı. Dan sonra sahip çıkan iki kişiden biriydi CHP'de. Birisi Tanrı Kulu, diğeri de Kaftancıoğlu. Yani şimdi baktığımızda aslında hani daha genel bir pencereden baktığımızda gerek Kılıçdaroğlu gerekse işte yanındaki bu avalenin, onunla birlikte hareket Hazirun'un diyelim, aralarında mücadeleler var vesaire, bu hoş değil yani. Yani hakikaten son derece de yorucu, yıpratıcı. Komutan, aslında enerjilerini ülke için harcamaları gerekenler başka şeyler için. Komutanım, sözünüzü keseceğim ama müsaadenizle. Biraz önce şey söylediniz ya, bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası. Ya bu çok büyük tarihi bir meseleydi. Tabii, değil ya, mi? Bu tesadüf de değil. Ya bugün biraz önce mevzu açıldı da şimdi aklıma geldi. Siz söyleyince yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira başlığını açınca. Kani Torun'du değil mi ismi? Kani Torun. Gelecek Partisi'nde Davutoğlu'nun yardımcısı. Ya, o videoda şöyle bir cümle var. Şimdi şey yapıyorum, bak aklıma geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri orada göz boyayacak. Evet. Bu bence en az kimyasal silah iftirası kadar ağır bir sözdür. Acaba bu lafın nereye gittiğini, ne anlama geldiğini söyleyen şahıs hesap edemedi mi? Ya da yani inşallah hesap edememiştir, edememiştir. Yani maksadını aştı. Sözüm, ben böyle demek istemedim i̇nşallah diye. Serkan Bey. İnşallah düzeltir. Yoksa Mehmetçik orada canını ortaya koyuyor vatan savunması için. Şehitlerimiz var. Türk Silahlı Kuvvetleri, hiç kimse kusura bakmasın, hiçbir faaliyetini göz boyamak için yapmaz. Göz oymak için yapar. Teröristin gözünü oyar. Kimsenin gözünü boyamaz. Böyle bir ifadeyi kabul etmek mümkün değil. Yani çok üzerinde durulmadı herhalde bugün. Yani çok da ciddiye alınmadı Serkan herhalde. Yani ciddiye alınacak birisi olmadı. Ciddiye alınacak yani biri değildir belki. Bilmiyorum, tanımıyorum ben. Yapsa bir çıkış oluyor. Ama ceza öyle... yasasının 301. maddesinin 2. fıkrası, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişiye ceza verir. Bu aşağılamadır. Ya Mehmetçiğe sen göz boy. Başka bir şey değil ki. Göz boyamacı. Ya makyaj mı yapıyoruz biz orada ya? Ordunu, milli ordunu aşağılıyorsun. Yani bu yok. Sayın komutanım, bana gerçekten çok şey geldi. Tuhaf geldi. Biz oraya çocuklarımızı boyama yapsın, göz boyama yapsın diye gönderiyoruz. Bakmayın siz terörle mücadele ediliyor dendiğine. Ve eski bir başbakanın partisine mensup bir isim ve büyükelçilik. Büyükelçilik işte. Ya büyükelçi deyince CHP'de bir Ünal Çeviköz var. İyi Parti'de Ahmet Kamil Erozan. Yetmiyordu galiba. Bu da üçüncüsü oldu yani. Evet. Benim ne eksiğim var dedi. Türkiye'nin ekonomisi yani buna yeterli değil ifadesi de var orada. Yani orada bir, o da ayrı bir garabet. Ayrıca. Şimdi hani demin söyledin ya, Sayın İmamoğlu'nun açıklama yapmadan önce bütçe geliyor, sorduruluyor. Aslında o toplantı o maksatlıydı. Evet. Ona katılıyorum ben de. Çünkü söylem bunu gösteriyor. Başka da zaten şöyle diyor ondan sonra. Başka da söyleyeceğim yok diyor. Cümleyi evet, böyle bitiriyor. Şimdi
Bakınız, kimyasal silah iftirası, yanında aparatlar ve bakıyorsunuz o bir aparat, yani bir tanesi özellikle işte derin terör örgütü, aşırı sol terör örgütleri net bir bağlantıları var. Yani o avaneden bazı kişilerin öyle bir durumları var. Söylem birliği ortada. Tabii yani çok net. Şimdi aynı şekilde bakınız, kimyasal silah iftirasından sonra da hatırlarsanız işte devlet kara para aklıyor. Uyuşturucu jandarmayı, polisi yapıyor filan. Şimdi bakın yayılıyor. Bakın ordu artı kolluk güçleri. Bakınız yani, tamam mı? Hani yayılıyor yani. Kriminal devlet. Kriminal oluyorsunuz yani, tamam mı? Yani suç devleti. False state. Narko devlet diyorlar. Bakın false state yani, yani Amerika'nın gözünde ne oluyorsunuz? Tabii. Başarısız devletlerden bir tanesi haline getiriyor. Suçlu devlet. Suçlu devlet yani, tamam mı? Şimdi bunlar, ondan sonra da işte gidip hani kendilerince sözde Kürdistan diye kastettikleri bir jargonla Rojava diye efendim bir yerde işte Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçiğin ya işte aslında öyle bir şey yapmıyorlar, işte göz boyuyorlar. Yani bunlardan bir şey olmuyor. Çok ayıp değil mi yani? Şimdi bu tabii biz kızıyoruz tabii, üzülüyoruz tabii yani. Şimdi milli ordumuza, göz bebeğimize bu tür hakaretlere üzülüyoruz ama biraz daha profesyonel düşünmek zorundayız. Bizler çünkü bu ülkenin aydınları arasında gösterilen, yani doğru analizler yapıp insanlarımıza doğru bilgi vermek de sorumlu olan. Cehalet ürünü değil diyorsunuz yani bu söz. İşte bunu anlamamız lazım. Bu bir stratejinin bir parçası. Toplarsanız bunu, demin tam söylüyordum, şimdi artık noktayı koyalım. Bunları toplarsanız, yani CHP'nin strateji ve söylemlerinin aslında giderek ülke için bir güvenlik sorununa dönüştüğünü görürsünüz. Bu tesadüf değil. Bu örgütlü bir yapı yani. Bu bilinçli ve kasti bir stratejinin ürünü olduğunu ben düşünüyorum. Ama ona gelecek partiler de dahil oluyor. İyi partiler de dahil oluyor şu an. Kim dahil olursa zaman zaman aynıdır yani. Bu maalesef, paslaşıyorlar. Maalesef yani şimdi elbiseyi diktik yani. Koyduk. Kim giyerse diyorsunuz. Yani. Evet. Kim bu elbisenin altına girerse bu da bunun bir parçası. Bu tanımlamaları hak eder. Yani, dolayısıyla bunu doğru anlamak lazım. Doğru okumak lazım. Maalesef yani artık şöyle tabii, bunun sebebi nedir diye baktığımızda parça parça yapılan taciz ve saldırılar devlet püskürtüyor. Daha organize, daha bütünleşik, daha yekün bir stratejiye ihtiyaç var. Bu stratejinin taşları işte koyuluyor yani. Kimyasal silah saldırısı, efendim uyuşturucu, narko devlet, efendime söyleyeyim işte bunlar gösteri yapıyorlar, kale almayın bunları vesaire. Bakın bunlar devam edecek ve söyleyen kişiler öyle yenilir yutulur kişiler değil yani. Bakınız yani, değil mi? İşte büyükelçilik yapmış, bilmem ne. Devlet temsil etmiş yurt dışında. Bir siyasi partinin, ana muhalefet partinin lideri yani. Lider demeyeyim de yöneticisi. Lider olmak ayrı bir şey çünkü. Liderlik şey çok görmüyorum. Yani, lider başkanı işte, diyorum ben. Liderlik farklı bir şey. Tabii pas geçiyoruz. Ya ne demek YPG'yi ben terör örgütü olarak tanımıyorum? Siz oraya takıldınız. Ben efendim bunu unutamam. Üzgünüm. Ya ben bu ülke için... Siz orada tutuklu kaldınız. Ya onun ötesinde çatışmalara girdik. Teröristlerle hani mücadelemiz var. Onun nasıl bir şey olduğunu ben bilirim ya. Oradaki Mehmetçiğin nasıl bir... Göz mü boyuyordunuz? Yani şimdi bunu bu şekilde lanse etmek yani çok üzücü efendim. Yani ben daha kibar size, haliyle söylüyorum. Daha çok sabırlı konuşuyorsunuz. Çok soru sormuştum yani. Size. Tamam, çok üzücü. Dolayısıyla kınıyorum. Eray Bey, aynı eski soruyu... bir asker olarak kınıyorum. Şiddetle kınıyorum. Yüce milletimize ve Allah'a havale ediyorum. Mustafa Bey, bir yeni bir gelişme var. Sosyal medyaya düşmüş, doğrulandı mı, doğrulanmadı mı bilmiyorum. Teyide muhtaç. Baştan söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu Angela Merkel'in eski danışmanlarından birini kendisine danışman yaptı diye bir haber geziyor şu an. Birkaç isim yani, var orada. Ne olur? Yani yaptıysa ne olur, yapmadıysa ne olur? Bir anlamı mı var? Ya nedir bu ithal şey? Acemoğlu'nun ismi falan da yazılmış. Var. Hayır. Şu eğer bu doğruysa bak, o kaydı düşelim. Hı-hı. Yani yanlış olabilir bilgi. CHP'ye yakın haber sitelerinde gördüm. Evet. 3 Aralık'ta toplantıya çağırıyor. Bir saniye şey açıldı. Evet. Ben de hemen oradan bir haber sitesinden buldum da şu reklam açılıyor. Konuşmacı olarak ekonomist şeyiyle, etiketiyle tamam. Jeremy Rifkin. Şimdi ben de şöyle diyeyim. CHP'ye çok yakın ve çok takip edilen bir haber sitesinden okuyorum. Hı hı. Angela Merkel'in
Merkel nasıl okunuyoruz artık. Eski danışmanı ekonomist Jeremy Rifkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı oldu. Doğru mu acaba bu? Yani İlginç. Almanya'nın sağ partisi olan Hristiyan Demokratlar mıydı Murat Bey? Transferi oradan yapmış. Öyle görünüyor. Hayır. Sol partisinden değil. Şimdi bak bunun başlığı nedir biliyor musun? CHP'nin vizyonu Kemal Derviş. Yeni bir Kemal Derviş bulundu. CHP içerisinde ekonomiden anlayan hiç kimse olmadığı için Almanya'dan ekonomist transfer edildi. Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıklayacağı toplantıda biz ekonomiden anlamıyoruz CHP olarak. Altılı masadaki ortaklarımız arasında da Türkiye ekonomisinden anlayan ve yönetebilecek kimse olmadığı için Almanya'dan ekonomist transfer ettik. Bu transferimizi de kapa bildiriyoruz. Futbolcular şey biliyor, kamuoyu aydınlatma platformuna Serkan bildiriyorlar Bey, ya. Ali Babacan yapacak dedi, ekonomiyi bile olmaz şimdi bak dedi. Eğer bu doğruysa, bu doğruysa bu çok büyük bir skandal. Ya böyle bir şey olmaz. Yani bir sendromdan bahsediyoruz. Ama uluslararası karar vericilerin belirlediği bir Cumhurbaşkanı aday profilinin de böyle bir danışmanı. İnşallah bu haber yalanlanır. Doğruysa da böyle bir girişim başlatmışsa da Sayın Kılıçdaroğlu. Bu Türk milletine hakarettir. Bu Türk milletine hakarettir. Geçtik Türkiye'yi, Türk milletini. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısına, orada ekonomi alanında çalışmış, akademik kariyer yapmış Hurşit Güneş'e hakarettir. Öyle mi? Tabii Hurşit Bey sonuçta iyi bir ekonomist. Faik Öztürk'e hakarettir. Hakaretoğlu geçtik yani onlar. İlhan Kesici'ye hakarettir. Ayıptır. İnşallah bunu revize ederler de milletin önüne kurtarıcı diye böyle bir ithal ürünle çıkmazlar efendim. Yani ben bunu çok sakıncalı buluyorum CHP açısından. Hani tavşan çıkaracak şapkadan gibi bir beklenti oluştu herhalde. Eğer buysa yani gerçekten garabet. Bir sendromdan bahsedilir. Yine psikiyatrlarla konuşuyorum diyorum ya sevgili Murat sen. Gülüyorsun ben söyleyince ama. Kendini sabote etme hastalığı varmış. Komutanım. Hiç duydunuz ciddi mu? Ciddi haber siteleri, evet. CHP yakın haber siteleri yazmış bunu. CHP yakın haber siteleri yazıyor ve bunu büyük bir olay olarak yansıtıyorlar. Bunu şu anda... Ben şahsen çok yadırgamam efendim. Neden biliyor musunuz? Neden? Neden de söyleyeyim. Çünkü 2004 yılında Yunan eski Dışişleri Bakanı Pangalos CHP kurultayına katıldı ya. Ya katılsın yani da. Şimdi, baş danışman yani, olmak istedir yani. Aynısı yani. Ama bir dakika ya, Almanya'dan bir baş danışman gelemez mi? Yani transfer yapmış. Şöyle olur. Olabilir yani o bak, saydığınız isimlerle konuşmuş. Şöyle olur. Allah rahmet etsin. Şehidimiz Erol Olçok. Dünyanın her yerinde seçim kampanyası yönetti. Hı hı. Cezayir'den Almanya'ya. Schröder'in seçim kampanyasını rahmetli Erol Olçok yönetmişti. İşte Gürcistan'dan Kıbrıs'a. Tamam yani böyle bir... Hayır ama profesyonel hizmet alımıdır. Seçim kampanyasında Fransız reklamcı neydi? Mesut Yılmaz çalışmıştı. İsmi şu an aklımda değil. Ünlü bir Fransız reklamcıyı getirmişlerdi Anavatan Partisi'nin seçim kampanyası için. Mesut Yılmaz'a gül ve daha hızlı konuş demişti. Tabii. Erbakan Hoca da İtalyanlarla çalışmış. Olur. Profesyonel hizmet alımı olur. Ben bunu anlarım. Yani bir ajans getirirsin. Yani, dersin ki seçim kampanyası. Parayı veren getiriyor herhalde. Anladım. Yok, para yani, vereceğiz diye. Rahatsız eden şey ne burada? Baş danışman diyor ya. CHP'nin kurumsal yapısı içerisinde. Bakın. Şimdi sizin alanınız. Siyasi partilerin. Yetkilendirme yapıyor genel başkan. Yazıya imza atarak baş danışman tayin edilmiştir diyor. Buna o da veriyor. CHP'nin belli danışmanlarına ücret veriyor. Uygulanmasında bir Alman. Tabii. yürütecek. Hayır şimdi yani. Resmi statü baş bakın. Onu diyorum yani. Eğer Alman. Eğer bu res. Yani Alman kökenli Türk de diyemiyorum, adam Alman. Siyasi partiler direkt yasasında. Alman. Direkt Alman yani. Siyasi partiler yasasında ciddi bağlayıcı hükümler var. Yurt dışından para yardımı almak bahsi nedeni. Var. Tabii. Parti kapatma nedeni. Şimdi Sarı bunlara bir bakmak bir lazım. Çok gündeme getirdi. Sonradan devamını getirmedi. Para alan partiler vardı. Şu meseleye o açıdan da bakmak lazım. Resmi statüde görev verebilir misin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan birine? Yani siyasi partiler yasasında yardımla ilgili bir düzenleme var. Yani peki görevlendirme yapabiliyor musun? Onunla ilgili baş bir hüküm yok. Baş danışman olup olmaması konusunda yani baş danışman olmaz yok. Da dediğiniz gibi canım. Yani dışarıdan hizmet alımına bir şey demem. Ajans ama adamın ajansı falan yok. Adam Amerikan... Merkel'in baş danışmanı.
Ama ittifakın bir parçası olarak da gelmiş olabilir. İttihat Terakki de öyle ittifak parçası olarak yurt dışına adam getiriyordu yani. Sonra işte Çanakkale'yi Limon Fonsan dersi sonra verdik. Işte Allah muhafaza. Osmanlı çöktü. Evet çöktü evet. Yani. O Kemal kafa. Derviş ya bakın bir şey Amerikan vatandaşı değil miydi? Bak, sen hukukçusun. Buyurun yani komutan. Hukukta yeri var mıdır yok mudur bu bakılır. Çünkü hukukta bazen boşluklar olabiliyor. Bunu da gayet iyi kullanıyorlar, tespit ediyorlar ama milletin vicdanında ve ahlakında bunun yeri olamaz efendim. Ben başta CHP'de görev yapmış, yıllarca CHP'de mücadele etmiş birisi olsam CHP'nin içerisinde de bunca ekonomi çalışmış, akademisyen, daha önce ekonomi bürokrasisinde yer tutmuş isimler varken, yani diyelim benim partimde, sen tutup ya siz anlamıyorsunuz bu işlerden yani gerçekten ekonomi falan Serkan bilmiyorsunuz. Bey, onun hesabını soracak kimse. Ben Almanya'dan ekonomiyi bilen birini getir, hepinize hakaret eder gibi hepinizi aşağılıyorum. Ha, bu olmaz. CHP'lilere ayıp. Demek ki o zaman oradaki Türk ekonomi bilen CHP'liler, CHP'si o zaman o Almanın mahiyetinde çalışacaktı. Evet, başdanışman. Başdanışman. Şimdi Faik Öztürk, Hürşit Güneş, İlhan Kesici, 3 isim aklıma geliyor. Daha da vardı. Abdülhatif Şener, Selin Sayek Böke. Bütün bunları şimdi böyle şey yanaşık düzen, içtima vaziyeti. Al gayrisiz içtima. Bir düdük çök, bir düdük kalk mı yapacaklar yani? Ben onu demek istiyorum. Alman disiplini. Disiplinleri eksik demek. Hayır, bir dakika, onlar belki bundan rahatsız olmayacak. Belki de mutlu olmuşlardır. Belki de o İngiltere-Amerika görüşmelerinde bunlar tahit edilmiştir. Peki, madem başdanışman getiriyorsun, genel başkan getir. Ya yapmışken tam yap. Onun için yarışanlar var. Ya orada hayır, hayır, yurt dışından yabancı genel başkan orada getir. İşler bozulur. Olmaz mı o kadar? Kanunen yasak. Ha, o yasak. O artık olmaz. Alemi yasak. Onu aşamazlar yani. Peki, şimdi az bir süre var ama şeye girersek çıkamayız. Bu kulak çekme hadisesini kısa kısa şöyle birkaç cümleyle değerlendirelim. Ne yok kulak çekme? Ya da gidelim o zaman reklama. Aradan çıkaralım. Yok kulak çekme meselesi. Engin Altay'ın açıklaması vardı ya. Orada. Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağını çektirecekti. Bugün ya. Sayın Akşener bir şeyler söyledi. Ne dediğini bence kendisi de anlamadı. Yumuşak kalplilerin aramızda yeri yoktu. Yumuşak kalpli kim? Yumuşak kalpli olmak kötü mü? Merhametli olmayı da getiriyor yanında. Yumuşak kalpli olmak. Ben hiçbir olmak. Şey anlamadım. Rabbiyesir yani, gibi olmuş. Enteresan bir ifadeydi. Velatu asır Rabbi temin bil hayır buyurun reklam. Peki buyurun. Cenaze namazına der gibi. Devam edin. Beşinci gün tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin olası kara harekatı Amerika Birleşik Devletleri'nde ses getirdi. Pentagon'dan kaygılıyız, rahatsızız açıklamaları ardı ardına geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ilginç bir çıkışı var. Gölge etmesinler yeter diyor. Bu da önemli. Şimdi bu konuyu değerlendirmek isterim. Yani kara harekatı geçen hafta da söylediğim gibi ne zaman başlayacaktan öte bizim işimize nasıl yarayacak? Ben onu konuşma taraftarıyım çünkü. Başlamadan bir iki cümle söylemek isterim bu bağlamda. Türkiye'nin kararlılığı ortada ve tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurmay zekası işte harekatı nasıl, nerede, ne şekilde yapacağını belki planladı, belki farklı farklı senaryoları bile hazırlandı. A senaryosu, B senaryosu yani alfabedeki harf adedince belki senaryolarımız da hazırdır. Bizim uzmanlık alanımız değil. Birazdan rakam komutanımız... vereyim. Irak harekatı, Irak savaşı olmuştu yani 2003 evet. Yılda bizim de girme durumumuz vardı. 89 ihtimalat planı hazırlanmıştı. İhtimal planı. Evet, işte yani 89 adet. Tabii bunlar adet, çok önemli. Ayrı ayrı. Öyle ABC değil yani. Yani harfler yetmiyor yani. Kurmay zeka bunu gerektiriyor. Evet, şimdi şöyle de bir durum var. Tabii haritalar üzerinde işte konuşuyoruz. Bazı bölgeye dair bilgiler veriyoruz. Bunların acaba Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat hazırlıklarına bir zararı dokunuyor mu? Acaba hata mı yapıyoruz? Bir takım planlamaları sekteye uğratır tarzda yaklaşımlarımız oluyor mu? Yani askeri uzmanlar açısından söylemiyorum. Yani komutanım zaten bu işin sınırlarını bilen, neyin ne olduğunu bilen biri olarak konuşuyor ama biz işin uzmanları olmayanlar, yani gazeteci şeyiyle, bakış açısıyla, yaklaşımıyla, yani acaba bir takım yorumlarımızla böyle hani Türkiye'ye zarar veriyormuş gibi bir durumumuz da oluyor mu diye açıkçası merak ediyorum yani ben. Ya ben de bunu çünkü ekranlarda zaten, konuşuluyor. Ne zaman günlerdir. Başlar, nereden başlardan öte bize faydası ne olacak? Başlarsa ne olacak? Başlamasa ne olacak? Bence bunu konuşmak yani daha oradan doğru. Hani ben kendi kişisel merakım biraz da. Evet. Yani burada nelere dikkat etmemiz lazım? Evet. Bir de öğrenelim. Hı-hı. Değil mi?
Yani evet, konuşuyoruz tamam. Bu konularda da fikirlerimizi ve duygularımızı aslında seslendiriyoruz. Evet, teknik bilgimiz yok. Evet. Biz duygularımızı seslendiriyoruz. Hatta ama nelere sahadan, dikkat edelim? Sahadan bilgi sahibi olsak bile ki gazeteci olarak bilgim ihtiyacımız evet. olabilir. Bu bilgileri de bir Türk yurttaşı olarak paylaşmayı paylaşmak da doğru değil. Yani orada da sınıra riayet. Nedir oradaki lazım. Kritik? Her şeyi bilmek, bilebilirsin. Nelere dikkat etmek bazı şeyleri de içeriden tamam. bilgi de alabilirsin. Gazeteci olduğum için alabilirsin ama ya bu da bir sorumluluktur yani. Bir vatan evet, sorumluluğudur evet. yani. Yani bir sorumlu vatandaş olmamız lazım her şeyden önce. Bir sorumlu birey gibi davranmamız olarak davranmamız lazım. Bunların ayrımını bizler yapabilecek durumdayız. Hepimiz yapabilecek durumdayız. Ama mesela yani şimdi burada özellikle işte PKK, PYD'nin sahadaki şayialarına farkında olmadan destekleyecek şeyler de söylememek lazım. Yani çünkü onlar şaya yani üretiyorlar, bir anti propaganda yapıyorlar. Bazen işte mesela oradaki teröristlerin şeylerini çok abartıyorlar işte. Şu kadar mevziler var, bu kadar bilmem neler var. Yok efendim yani. Hatta daha net aklıma geldi. Şimdi örnek vereyim. Hani şey vardı ya, bir tane CENTCOM komutanı gidip aynen Arap'ta işte özel kuvvetler filan tesis etmişler filan. İşte bak farkında olmadan biz bu adam propagandalarına alet oluyoruz. Özel kuvvet olduğunu filan. Özel kuvvet deyince insanlarımızın aklına ne geliyor? Bizim bordo bereliler geliyor. Tabii. Ya diyorlar ki ordu 60 bin kişi olmuş filan. Rakam 19.500. Söyleyeyim yani. Toplam yekün bunların 19.500 o da para karşılığı tuttukları adam. Yani bu tamam. Özel kuvvet. Şimdi özel kuvvetin resmi geçen Allah'tan tam da denk geldi. Ya dedim ki kafalarındaki kask kendilerinden daha özel. Yani hakikaten öyle bakın zayıf, çelimsiz. Yani hasbel kadar orada durabilen böyle birazcık yani bir yarım saat falan herhalde tutuyorlar. Baş işle çalışan. Duramazlar. Yani dolayısıyla burada şimdi bazı kavramlar üzerinden PKK, PYD'nin kendini meşrulaştırma çabalarına farkında olmadan alet olmamamız lazım yani tamam mı? Yani özel. İşte oradaki bir çapulcu sürüsüne çıkıp konuşma yapıyor. Şimdi bakıyorsunuz hani eğer imkan varsa video şey yapabilirsiniz. Amerikalı CENTCOM yetkilisi böyle 3-4 şey goril büyüklüğünde bir adam tamam mı? Yani beslenmiş, semirmiş. Yemiş, semirmiş tamam mı? Evet. Böyle 3-4 goril falan olmuş şeye masaya sığmıyor. Karşısında da bir masaya 10 tane terörist sığdırmışlar. Bunlara da özel kuvvet diyorlar. Yani şimdi hani hiç şey değil. Ama ne yapmışlar? Yeni teçhizat vermişler. Siyah böyle. İşte psikolojik bir baskı görüntüyü ya da kurtarmış. Görüntü verecek şekilde kar maskesi takmışlar filan böyle. İşte ne bileyim yani öyle işte yeni sıfır çelik başlık vermişler. Demek Amerika'dan ki New York polisin SWAT tipi. Bunları içerik olarak değil ama görünüş olarak özel yapmaya çalışmışlar. Şimdi ben bir uzman olarak hani bakınca hiçbir şey yapmasaydı bakınca bir şeyin özel olup olmadığını çalışmış bir bedeni eğitimli bir vücudu anlarım. Yani hiçbir şey yapmasına gerek yok. Yok efendim yani. Orada, o zaman orada bizlerin hiç spor yapmadığını ilk bakışta görüyorsunuz. Yani niye sana bakıyorum anladın. Yani. Ben mesajı aldım başlıyorum. Şimdi burada bir konuşmamız gereken bir şey var. Ya bunlara şey yapmamak lazım. Hani yani düşmemek lazım. Detayına da ineceğiz. Demin mesela Rojava kim söyledi? Murat Bey. Murat Bey. Şey. Çok güzel. Şimdi o PKK jargon. Tabii. Mesela Aynel Arap. Aynel Arap orası ya. Şimdi, Rojava diye bir yer yok. Yani tamam mı? Hani. Burada şunu konuşalım bence. İsim değiştiriyor, harf değiştiriyor diyoruz ya. Şu anda Türk Dışişleri bunu en üst düzeyden hem Dışişleri Bakanı vasıtasıyla hem Feridun Sinirlioğlu vasıtasıyla batılı mevkidaşlarına iletiyorlar. İsim değiştirince örgüt değişmiyor. Hı hı. İşte SDG dediler. Şimdi en son YPG Karkamış'ta karizmayı çizdikten sonra yani kabul de etmediler. İşte Karkamış reddetti en son. O mazlum Kobani biz yapmadık dedi. Taksim'i de biz yapmadık dedi. Yani yersen. Ama şimdi birden YPG ismi geri plana çekilip SDG'ye döndü. Buradan konuşmak şimdi lazım. Şöyle mesela ABD aslında bunu kendisi açısından yaptı. Kendisi bunu isim değiştirirse bile, muhteva değiştirirse bile terör örgütü olarak gördüğünü söyledi. Mesela Suriye'de İç savaşın başladığı günlerde Nusret Cephesi diye bir hareket vardı, bir örgüt vardı. Bu örgüt El-Kaide'ye biat etmişti. Sonra El-Kaide işte ikiye bölündü biliyorsunuz. DAEŞ ortaya çıkınca bunlar biz bu biatımızı iptal ediyoruz. Bizim El-Kaide ile hiçbir ilişkimiz kalmadı. Biz bunlarla savaş halindeyiz dedi. Bakın Nusret Cephesi dediğimiz örgüt bir de
kendisine ben kaideyim diyen DAEŞ'e karşı savaş ilan etti ve çok sayıda karşılıklı olarak birbirlerinden kayıplar verdiler. Bu örgüt bir süre sonra işte başka bir isme kabul etti. ABD ona dedi ki hayır sen dedi eskiden El-Kaide'ydin şu anda da hala benim için değişmez. Sen ismini değiştirmekle terör örgütü olmaktan çıkmazsın dedi. Onu da değiştirdi. Heyet-ü Tahrir-i Şam diyor şu anda. HTŞ diyor işte bildiğimiz bir isim. ABD ona diyor ki sen terör örgütüsün hayır diyor. Çünkü sen evveliyatın 10 yıl önce diyor bir kere El-Kaide'ye biat etmiştin. Sen ondan sonra biatını geri çeksen de onlarla savaşsan da ne yaparsan yap benim için. Şimdi burada apaçık bir şekilde PYD dediğin örgüt Abdullah Öcalan'ın emriyle 2003 yılında kurulmuş. Örgütü Öcalan kurmuş. Yani bunu ben söylemiyorum. Bütün şeylerde, bütün bilgilerde bu böyle. Hani ayan beyan olan bir şey bu. Gayri resmi bir şeyden bahsetmiyorum. Özel bir bilgi değil. Tabii İran'daki de Pejak'ta 2004'te Öcalan'ın emriyle kuruldu. Suriye'deki de öyle. Hepsi PYD'nin aynı. Bütün karargahlarında PKK'nın üst yapısı olan KCK'nın bayrağı asılı. Tabii. Bütün ofislerinde Abdullah Öcalan'ın portresi asılı. Bütün işte silahlı kuvvetlerimizin imha ettiği teröristlerin cenazelerinde Abdullah Öcalan ve PKK bayrakları taşınıyor. Ve kendilerine sorulduğunda hayır efendim bizim PKK ile bir ilişkimiz yok. Amerika da diyor ki efendim bunların PKK ile bir ilişkisi yok. Apaçık bir şekilde doğrudan ta Suriye iç savaşının çıkmasından seneler önce PKK tarafından, Öcalan tarafından doğrudan Suriye'de, Irak'ta, İran'da kurulmuş örgütler bunlar. Ve bunlar aslında hiç inkar falan da etmiyorlar. Bakın Hendek terörü başladığında söyledikleri şey buydu. Selahattin Demirtaş'ın çıkarak söylediği şey buydu. Biz Cizre kantonu ilan ediyoruz dedi. Niçin? Çünkü onun karşısında Aynül Arap'ta yani Kobani kantonu ilan ediyoruz dedi. Kim dedi bunu? PKK'nın Suriye kanadı dedi. Hı hı. Hendek terörü zaten bunun için başladı. Bakın orada bir şeyi başardık Amerika'nın desteğiyle. Şimdi yine ABD'nin desteğiyle Diyarbakır'da, Sur'da, Cizre'de bir kanton şeyi yapabilir miyiz? Buraları Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Türk Devleti'nden kopartıp onlarla bir bütünleştirecek parça haline getirebilir miyiz? Bunun üzerine zaten çözüm süreci de bunun yüzünden bitti. Savaşımızı bunun için verdik. 900'e yakın şehidimizi tekrar şehirlerimizi PKK, PYD'den temizleyebilmek için verdik. Biz bunu yaşadık yani. En hani seçkin askerlerimizi, evet. Güvenlik mensuplarımızı ve hangi sebeple? Meskun mahallede sivillere zarar vermemek için. Evet. Şimdi bütün bu gerçek ortadayken bu kadar söylediğim şey çok uzun zaman önce olmadı ki işte 2014-15'ten beri yaşadığımız hepimizin bizzat yaşadığı bir hadiseden bahsediyorum. Gözümüzün içine baka baka batılı güçler diyor ki efendim bu PKK değil. Yani siz Amerikan Kongresi'nde bile milletvekilleri, parlamenterler çıkıyorlar diyorlar ki hayır efendim olur mu bu işte PKK yani apaçık bir şey zaten kendilerinin de inkar ettiği yok. Vaziyet bu. Ben şimdi tabii ki hani harekat şöyle mi başlar böyle mi başlar ne askeri uzmanım ne de bir şey bilsem bile hasbelkader öğrenmiş olsam bile kalkıp bunu burada izah edecek açıklamak doğru bulmuyorum. Ama gerçek şu biz nasıl Münbiç'te neden askeri harekatımızı durdurduk? Yoksa Münbiç Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Elbap'la alındığı gün hemen yanı başında çünkü Münbiç ile Elbap yan yana. Ben Münbiç'i de gittim gördüm Elbap'ı da gördüm yani. İkisini de görmüş bir insan olarak söylüyorum. Münbiç çok kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından alınabilecek bir yerdi. Niçin devam etmedik harekatı? Dediler ki Münbiç'e girmeyin. Esad rejiminin askerleri gelsin. Siz madem endişeniz PKK, PYD biz bu unsurların çıkartacağız. Güneye doğru süreceğiz. Burası rejimin kontrolüne geçecek. Rusya da bunun garantörü olacak. Söz verdiler. Söz verdiler. Rusya içerisinde söz verildi. Söz verildi. 21 Peki. Ekim 2019 tarihi de. Evet. Bir de Amerikan Başkan Yardımcısı falan geldi. Ya, bu tarihten beri bu sözün tuttular mı? Adam. Hayır. Biz şu anda niçin Münbiç'i, Tel Rifat'ı, Aynül Arab'ı konuşuyoruz? Çünkü verdikleri sözü tutmadılar. PKK, PYD terör örgütünün mensupları oradan geri çekilmediler. Şimdi de bir oyalama taktiği tutturuyorlar. ABD bir yandan Türkiye'ye diyor ki efendim oraya tamam Amerikan askerleri girsin. PKK'lılar çıksın. Rusya diyor ki efendim biz oraya kontrol edelim. Rejim unsurları gelsin. Orada Esad rejiminin unsurları olsun. Böylece PKK olmadığı için sizin de müdahale etmenize gerek kalmasın. Bütün bunların tamamen bir oyalama taktiği olduğu çok açık. Türk Silahlı Kuvvetleri ne zaman askeri bir harekat düzenler onu bilmiyorum. Ama düzenlemesi gerekir mi? %100 düzenlemesi gerekir. O yeşillerin tamamen tamamlanabilmesi ve Irak'a kadar devam eden Sincar'daki bütün bağlantıların yok edilebilmesinin tek yolu yeşil hattın tamamen uzatılması ve PKK, PYD terör örgütü mensuplarının güneye doğru
önce imha edilerek imha edilemeyenlerin de hiç olmazsa güneye doğru sürülmesi, sürüldüğünde ne karşılığına çıkacak çünkü onun için söylüyorum. Arap aşiretleri çıkacak. Evet. Bugün Rakka'da da Deiruzor'da da %100'e yakın Arap aşiretlerinden bahsediyoruz. Orada PKK'nın tutunabileceği hiçbir demografik yapı yok. Arap aşiretleri zaten her gün 2019'dan beri Rakka'da, Deiruzor'da PKK, PYD ve Amerikan güçlerine karşı protestolar, gösteriler yapıyorlar. Bir an evvel şehirlerimizden çıkın diyorlar. Eğer o bu hat tamamlayabilirsek inşallah tamamlayacağız. Bundan sonra Rakka ve Deiruzor'da PKK'nın da ABD'nin de tutunabilme şansı kalmayacak. Evet. Mustafa Kemal Çiçek şöyle bir açıklaması da var Pentagon'un. İlginç bir açıklamadır aslında. Türkiye'nin operasyonu bölgeyi istikrarsızlaştırır diyor. DAEŞ'i bahane ederek. Zaten onu hep söylüyor. Yani siz meclis başkanı geçen gün Avusturya'da bir... O istikrarlılaştırır demek istemiştir. Dili sürçmüştür. Sayın meclis başkanı Avusturya'da bir toplantıya iştirak ediyor. Orada meclis başkanını bu konuda da epey soru soruyorlar. Çok güzel cevap veriyor. Siz bizi sorguluyorsunuz da 10 bin kilometre öteden gelip de burada işte belli çalışmalar yapanlara bunu niye sormuyorsunuz diyor. Burası bizim sınırımız zaten. Bizim işte 912 kilometrelik sınırımız var burada. Şimdi orada nedir? Yatırım yapılmış bir terör yapısı var. YPG, PKK terör yapısı var ki rakam olarak herhalde 50-60 bin civarında olarak söyleniyor. Bunun ne kadarı PKK, ne kadarı YPG unsuru bilmiyorum ama 19 bin demişti. Şöyle rakamlar falan ben size bir de hani oradaki ya bir de PKK'nın asli unsuru ne kadar komutanım onu değil mi o civarda? Yani PKK PYD'nin toplam çekirdek kadro, militan kadrosu Suriye'deki 19 bin. Paralı, bahşişli, evet. Gündelikçiler dolar dahil. Üzerinden maaşını diğerleri alan. Yevmiyeliler dair yani. Algı yanılsamasına yapıyorlar. Bakın bunu kasten yapıyorlar. Gidiyorlar şimdi köylerden çocukları alıyorlar. Zorla. Zorla. Onların ailelerini de PKK şeylerine yazıyorlar. Miktarını yazıyorlar. Tamam mı? Ya şimdi adam çocuğunu mecbur kaçırmış artık. Rehin. Rehin almış. Ne yapacak? Tabii ki çocuğunu takip edecek. Çocuğu da geri kaçamıyor. Bir de böyle bir ikinci, üçüncü çember var yani. Hani bunları toplarsanız gene de bakın bu da yine saha bilgisidir ve çok nasıl diyeyim gerçekliği son derece kuvvetle muhtemel olan bir bilgidir 50 binin altında. Ya Suriye'nin yani üçte birini 50 bin kişi mi elinde tutuyor komutanım? Üçte biri değil tamamında Suriye'nin toplam terörist miktarı 50 binin altında bunu söylemek evet. istiyorum. Yani ve bunlar yine iyi laf iyi söyledim bak onu da söyleyeyim. Burada her ne kadar sarı gibi filan gösterilse de sizi böyle alayım o zaman ben. Yani bu bakın komutanım bölgenin çoğunluğu çöl aslında. Tabii. Çok geçeyim. Ben de onu söylüyorum. Ya burada bir bakın PKK terör örgütünün PKK PYD'nin iki tane özelliği yok. Bunu bilelim. Bir sağ alan hakimiyeti yok. Ya o zaman böyle büyük büyük sarı sarı her ya yere PKK işte bunların, hakimmiş gibi ha, haritalar bizim, yapmayalım. Burada tabii Mustafa Bey alınmasın. Ben buradan bir çağrı da yapayım. Bakın aynı hataya biz o kantoncuklar vardı ya. Bir bakıyorsun kocaman sarı sarı şeyler böyle. Şimdi bir dakika her ben o zaman müdahale ediyorum. Diğer haritayı verdiler. Kontrol edin, kontrol Celal ediyorlarmış sen biliyorsun. Gibi. Diğer haritayı burada şöyle neden oluyor şimdi müdahale ediyorum. Bu batı medyası bunu yayınlıyor. Dış istihbarat kaynağı olarak alıp bizimkiler de böyle komutanım, kullanıyor. Komutanım DAEŞ'ı da büyük göstermek için onu özel olarak yapmışlardı hatırlarsanız. Aynen. Ya evet. Bu hataya düşmemek ya, lazım. Bizim doğusu... Türk medyasının bu noktada çalışıp bu adamların, bu teröristlerin bulunduğu belli şehirler ve yerler var. Buralarda evet sarı yapın. Buralar mümkündür ama bütün alanı kontrol ediyormuş gibi bir alan hakimiyeti varmış gibi. Yani bir burada durum. Burada komple her taraf PKK'lı. Yani değil, yüz binlerce bir mevcudiyet gerektiriyor gibi görünüyor baktığımızda. Ya hayır dünya haritasında da öyle ya. Yani Amerika Birleşik Devletleri Afrika kıtasından büyük görünüyor bizim kullandığımız dünya haritalarında. Gerçekten evet, bir bakın yani Allah aşkına. Bu bir algı yanılsaması. Evet. İkincisini söyleyeyim. Bakın çok enteresandır. İkincisi şimdi ne diyoruz? Terör örgütü. Terör var. İdeolojik amaçlar için şiddet kullanma eylemidir terör. Örgütü var. Organizasyon yap. Yani bu şey diğeri o bizim diğer harita var bir tane. Akşam kullandığımız harita kavramlar var. Kavramlar çok önemli. PKK PYD'nin şu an Suriye'de kolektif hareket edebilme kabiliyeti bile kalmadı. Ne oldu biliyor musunuz? O yüzden dedim onların bulunduğu şehirleri, yerleşim yerlerine yakın noktaları işaretlemek lazım. Şundan dolayı kolektif hareket edemedikleri için çeşitli yerlerde kümelenmiş terörist güruhları haline dönüştüler.
Bu Türkiye'nin terörle mücadelesindeki geldiği başarının sahadaki göstergesidir. Bu da 4 büyük askeri harekat sayesinde oldu. Tabii canım. Bir de yurt içinde de yok ettik yani. Tabii. Şimdi artık yurt içinde toplam yani yıllardır PKK ile mücadele ettiğimiz toplam 22 ildeki terörist sayısı 100'ün altında ya. Artık yok yani. Katılan da yok artık. Yok yani artık yurt içinde terör diye bir şey yok. Bakın Türkiye'de artık terör yok. Dışarıdan terör. İşte ne oldu? İstiklal Caddesi'nde eylem yapıldı. Kim? Dışarıda. Sınırlarımıza roketler. Kim? Dışarıda. Yurt içinde yok. Artık yurt içinde ne taban bulabiliyorlar ne de eylem gücünde bir terör grubu yok. Şey de çok enteresan değil mi? Harita tamam. Gelinceye kadar söyleyeyim demiştim. Ben söyleyeyim yani işte. Bakın bu işaretlenmemiş arkadaşlar belki bir dahaki program için. Haseke, Deri Zor hattında 3-4 tane yer var. Bak bunlar. İşte şu hatta birkaç tane bunun yer isimlerini koymamız lazım. Bu hatta birkaç tane şurada yok zaten. Şunun güneyinde var. Şurada var. Ben tekrar. Yani tamam. Hani Membiş'te var. Bir de bu kadar da değil bu. Yani şöyle biraz daha aşağıdan geçiyor ve işte Afrin'de var. Yani bu alanda buralar çöl. Buralar boş. Yani ha göstereceklerse gri ile başka bir renkle göstersinler. Şimdi ben bir şey anlamaya. Bu iyi bir çalışma da olur yani. Bir şey anlamaya çalışıyorum. Onu da mutlaka çalışalım. Şimdi burada bir olası kara harekatı yapıldı diyelim. Buradan teröristler aşağı doğru sürüldü. Murat Bey diyor ki aşağı sürüldüğü zaman burada Arap aşiretleriyle karşı karşıya evet. kalacaklar. Şu nereden tarafta. Sonra onlar için sıkıntılı? Barınamayacaklar. Rakka ve Deir-i Zor'da. Rakka ve Deir-i Zor'da ama daha aşağıda. Şimdi müsaade ederseniz Murat Bey de şöyle bir katkı buyurun. Sunmak tabii. isteyeyim. Efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesi 4 ana stratejiden oluşuyor. Bunu bilirsek bundan sonra ne olacağını da burada kısaca kıymetli izleyicilerimize açıklamak isterim. Birincisi yurt içinde terör örgütünün yok edilmesiydi, yok edildi. İkincisi sınır hattımızda terör örgütü arasına mesafe konulmasıydı, konuldu. 30-40 kilometre. Bunun da sebebi şudur, teröristlerin elindeki silahla bize karşı ani ve yakın tehdit oluşturabilme şansları olmuyor. 30 evet. kilometre yani ellerindeki silah... Yani 30 kilometrenin sırrı, esrarı... Evet. bize karşı bir ellerindeki silahlar silah ve mevcut terörist gücüyle ani ve yakın bir tehdit olma özellikleri komutanım o roketleri kaldı. Mobil sistemle kamyonetlerin evet. üzerinden atıyorlar evet, değil mi? Kaçıyorlar ondan altında ama yani onların evet. menzilleri. Dikkat peki, edin, bakalım. Dikkat edin. Nereden yapıyorlar? Mesela iki yerden yani. Yaptılar. Evet 5-6 kilometre, 10 kilometre diyelim maksimum. 10 kilometreyi bile bulmuyor. Biri Membiş'ten yaptılar. Yaklaşık şurası çok yakındır. İkincisi de Aynel Arap'tan yaptılar. Şurada. Bakın burada evet. şuraya atıyorlar. Bakın şuradan oraya taş şuraya. Atsan gider i̇şte, zaten. Yani tamam mı? Şimdi 30 niye buradan yapmıyor? Yapamıyor çünkü derinlik evet. fazla. Tabii. Tamam mı? Yani yapamıyor. Yapsa bir de bu kadar bir de şöyle bir şey var. Bu kadar bir mesafeyi kat eden bir cisim havada bizimkiler gördü ama bunu edilir. Atıldığı yeri tespit edip daha bu mermi düşmeden atanı imha ediyorlar. İşte öyle de bir gücümüz var yani. Dolayısıyla buraların aslında ne kadar Türkiye'nin operasyon yapmak ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. 30 kilometre de budur yani. Yaklaşık 30-40 kilometre olur 30 kilometre. Şimdi ikinci aşama bu. Sınırı çizdik. Üçüncü aşama buraların güvenli hale getirilmesi. Evet. Yani teröristlerin temizlenmesi buralarda demografik yapıya uygun olarak Afrin'de olduğu gibi Azez, Cerablus, Aynel, Elbap bölgelerinde olduğu gibi yerel yönetimler. Bu yerel yönetimlerin bünyesinde yerel kolluk güçleri var. Bu yerel kolluk güçleri zaten bu bölgeye teröristlerin girmesini engelliyor. Tamam mı? Dolayısıyla güvenli hale geliyor ve özellikle Türkiye'deki geçici sığınma statüsündeki koruma statüsü Suriyelilerin de yerleştirilmesi bu işin tamamlanması için evet. önemli bir yani üçüncü aşamada buranın güvenli hale getirilmesi. Dördüncü aşama, şimdi dördüncü aşama önemli. Burayı güvenli hale getirdik. İdlib'den Kandil'e kadar bir kuşak oluşturduk. Tamam da burada terörist var ne yapacağız? Onun için işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu gördüğü için işte bir devlet aklı diye ben buna diyorum zaten tamam mı? Hani bir stratejisi var, bir derin devlet aklı var. Şu, bakınız. Tel Rifat ve Minbiç temizlendiğinde Fırat'ın batısı bir bütün olarak temizlenmiş oluyor. Dolayısıyla burada rejimle muhalifleri birleştirdiğiniz an ya da uzlaştırabildiğiniz an zor biliyorum ama bunun için çok çaba sarf ediliyor. Birleştirebildiğiniz, uzlaştırabildiğiniz an şu alan artık
Yani Fırat'ın batısı Suriyelilerin geri dönüşü için güvenli bir hale Halep, gelecek. İdlib, o bölgelerde. Evet, yani şu alanı komple çünkü temizliyoruz. Bir de Türkiye tabii bu Fırat Nehri üzerindeki bütün geçiş noktalarını tutacağı için, gözetleyeceği için buraya artık tekrar geri teröristin geçmesi çok mümkün değil. Ha geçer ama eylem gücünde olmaz. Evet. Ha tamam. Dolayısıyla burası güvenli bölge olacak. İsteseler de istemeseler de. Bir de rejimle muhaliflerden oluşacak ortak Suriye gücü eğer teşkil edilebilirse, çok net söylüyorum bunu çünkü araştırdım da, sahadaki insanlara da sordum, buradaki diğer uzmanlara da, yani sayılarını biliyoruz. Buradaki güç, oluşacak ortak güç, buradaki Arap aşiretleriyle birlikte, çünkü Arap aşiret gerçekten istemiyorlar, silahlı gruplarla birleşip buradaki diğer emperyalist artıkları Suriye'den götürebilecek bir güce ulaşıyorlar. Evet. O yüzden şunu söyleyeyim. Hocam, Amerika'nın da buradan çıkması anlamına geliyor. Geliyor tabii. Tabii ki. Çıkacak tabii ki ya. Böyle çıkardı. Niye ben yani şunu demek istiyorum. Bana dikkat edin. Burada Suriye'nin kendi vatandaşıyla Amerikalılar mücadele edecek. Biz değil. Bu haklı ve meşru bir mücadeledir. O zaman farklı bir strateji yok. Şimdi burada üçüncü aşamadan sonra Türkiye farklı bir stratejiye geliyor. Bu stratejinin ilk işaret fişağı Tahran zirvesinde atıldı. Ondan sonra Soçi zirvesi devam etti. Şimdi de işte sahanın şekillendirilmesiyle bu süreç ilerletiliyor. Bu arada biz oturmadan arkadaşlar da bir son dakika bilgisi verdi. Geçen hafta da böyle çok son dakika vardı. Evet, buraya çıktığımızda böyle. Aynen. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşı Austin'le bir görüşme yapmış. Şimdi sıcağı sıcağına hani tam Amerika dediniz, o görüşmenin yani, bilgisi yani geldi. Şimdi. Şunu anlamaya çalışıyorum. Burada şurası da yani yeşil ya da kırmızı hat. Yeşil. Neyse yeşil hat olursa o zaman yani aslında biz, şuraların da yeşil yapılması lazım. Ya işte Fırat Kalkanı, işte Zeytin Dalı diye arkadaşlar. Belki anladın. Yazılabilir. Evet. Ama burada da yani komple burası yeşil olduğu zaman bütün iş bitmiş mi oluyor? Hayır. Yani ya da ne kadarı bitmiş oluyor? Yani, yani büyük şöyle. Burada tabii dönüm noktaları vardır. Harekatın dönüm noktaları vardır. Evet. Tamam, karar noktaları. Aynel Arap bu işin karar noktasıdır. Şu ikisi iki yer temizlendiğinde bir karar var. Bakın bir blok diyorum artık. Tamam, adı belli. Suriye'nin yaklaşık üçte birlik bir alanı yani şu alanda güvenli hale getiriliyor. Eğer rejim de bu noktada tam da bu da temizlendikten sonra tamam Türkiye'nin garantörlüğünde ben geri döneceklere koşulsuz şartsız hiçbir şey yapmayacağım. Yerlerinde olmalı ve hayat garantilerini sağlayacağım diye teminat verip inandırıcı bir teminat alırsa o zaman göreceksiniz bakın Türkiye'deki Suriyeliler de oraya dönecekler. Çünkü çok sayıda insan var yani bu noktada. Bu bir karar noktası. İkincisi Aynel Arap. Aynel Arap şu an teröristlerin hem siyasal hem de psikolojik merkezleri burası. Tabii. Yani o yüzden şunu da ben hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Aynel Arap'a el atıldığı gün 6-8 Ekim 2014 tarihindeki olaylar gibi bir takım içeride aparatlar, terminal uçları, hainler bazı şeyler deneyebilirler. Yani insanlarımızın buna karşı dikkatli olması lazım. Çok önemli bir şeylere uyarı. Karşı evet prim verilmemesi lazım. Çünkü var ya hani bir tane şey vardı. Irak'ta bir operasyon görüntüsü vardı. Şöyle özür diliyorum. Şeyde Afrin'de bölücü başının bir tane büyük dağ resmini çizmişlerdi. Vurmuştuk onu biz. Gelip böyle vuruyordu ya. Evet. Nasıl çöküyor değil mi? Teröristin o moral motivasyonu evet. Aynel Arap'ta aynen öyle efendim. Tabii. Bak bu kadar net. Yani ve 19 Kasım'daki hava harekatıyla ilk defa vuruldu burası. Zaten ben o zaman anladım. Vurulma bu demek ki artık buraya gireceğimizin de... İlk defa vuruldu. Defa. Evet ilk defa diyorum zaten. O ilk vurulma zaten yani vurulmuş olması... Bakın bazı şeyler mermiden daha etkilidir. Bazı hareketler mermiden, kurşundan çok daha ağır komutanım, etkileri olur. Orada onu sormak istiyorum. Geçen hafta zaten onu değerlendirirken siz gene itiyatlı yaklaştınız. Ben orada onu size soru olarak da sormuştum. Bu Minnak Havaalanı'nın ve rafinerilerin de bombalanmasına yönelik olarak burada bir amaç da bu terör örgütünün lojistiğine tabii, de darbe tabii, vurmaya tabii. yönelik de ciddi kesinlikle. Bir amaç da var burada. Hatta bir örnek yani bunu söylemekte bir mahsur yok. Haseke'nin güneyinden Resulay'ın doğusuna gitmekte olan bir teröristlere yardım konvoyu da vuruldu yani. Yani bunun dışında vuruldu yani. Yani Türkiye artık bölgede bir hakimiyet kurmuş durumda. Hani burada söyleyebileceğimiz şeyler şunlar. Bir, Türkiye bölgeye hakim. Bölgeye hakim. İki, Türkiye'nin bölgede çok sayıda yumuşak gücü dediğimiz bileşenleri ve birlikte hareket edeceği çok sayıda güçler var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle dostları var. Dostlarımız işte.
yani dostlarımız. O ifadeyi kullanmıştı, evet, değil mi? Yani dostlarımız var, kardeşlerimiz var. Çünkü ben burada bir, yani buradaki kanı benim kendi kanımdan ayıramam. Tarihi, kültürel ve dini bağlarımız var buranın yani. Ben bunu, bana bu Sykes-Picot'ta bilmem neyle burayı çizmiş olabilirler. Umurumda değil. Medeni sınırları kesemezsin. Sayın Bahçeli, o Sykes-Picot anlaşmasının artık yırtılıp atılma zamanı gelmiştir. Aynen. O yüzden dedim. Dedi bugün. Yani bakın, bunu ifade ediyor. El netice bu iş eninde sonunda tamamlanacak. Nereye doğru tamamlanacak? Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Tel Rıfat, Münbiç ve Aynel Arap'tan başlayacağız. Evet. O kelime önemli. Buradan başlayacaksak bunun finali nerede olacak Mustafa Bey? Hı. Ben tahminimi söyleyeyim. Suriye sahasında batıdan öyle doğuya, ama aynı zamanda Irak sahasında da doğudan batıya bu final şu kapanır diyorsunuz. Sincar alanında nihayetlenecek. Türkiye'nin üçüncü aşama stratejisi tamamlanacak ama evet, bu mihvalde de iki şey olacak. Anladığımız kadarıyla, çünkü bu bir diplomatik süreç. Yani Rusya, İran ve Türkiye'nin ortak katkısıyla Suriye'deki unsurların uzlaştırılması, birleştirilmesi ve yeni anayasa, özgürlükçü bir anayasa yazım çalışması ile yeni bir Suriye, demokratik Suriye devletinin teşekkülü ne gidiliyor? Bir taraftan bu güç oluşturulurken diğer tarafta, yani hem Özgür Suriye Ordusu ve diğer muhaliflere hem de rejime Türkiye şunu telkin ediyor. Başka Suriye yok. Başka da yaşayabileceğiniz bir yer yok. Akıllı olun. 11 milyon insan gitti, öldü. 1 milyonu burada gömüldü. Yani emperyalistlere yem olmayın. Tamam mı? Öyle ya da böyle. Kırgınlıklarınızı unutun. Yani kol kırılır, yen içinde kalır. Burada uzlaşın. Evet. Ve burada çok önemli bir işaret var. 19 Kasım tarihinden itibaren, yani hava harekatımızın başladığı andan itibaren rejim medyası Türkiye aleyhine herhangi bir olumsuz bir şey söylemedi. Evet. Bu çok önemli bir işaretti. Demek ki rejim de aslında Türkiye'nin buradaki politikasının bir paydaşı, bir bileşeni olmak istiyor. Bir de komutanım, artık bu rejimin de gidebileceği bir yer kalmadı değil mi? Evet. Yani artık ama şöyle tıkanma, düşünelim, tükenme, ya şöyle durumu düşünelim. Şundan eğer dolayı soruyorum. Yani Rusya eski Rusya değil. Yani bu yaptığından dolayı İran'da eski İran değil. İran eski İran değil. Rusya Ukrayna savaşı bir taraftan, Rusya'ya dönük yaptırımlar bir taraftan. Yani burada Suriye'nin, Suriye rejiminin Türkiye'nin tezlerine yaklaşma mecburiyeti var gibi görünüyor. Başka seçeneği yok. Yani bence artık bakın, iş biraz... Bugün yine bir haber çıktı. Ukrayna'da artık bir kış savaşı başladı. Hı hı. Ve 100 bin rakamından bahsediliyor komutanım. Ukrayna'nın kaybı bugün işte Avrupa Birliği temsilcisi açıkladı. Evet. Çok ciddi bir rakam. Çok. Bu arada çok şu görüşmeyi de sıcağı sıcağına ayaktayken hazır bir değerlendirelim. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. İki savunma bakanı arasındaki görüşmede Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğu. Daha sonra 51. madde vurgusu. Türkiye'nin operasyonlarının 51. maddeden doğan meşru müdafaa hakları kapsamında yaptığı, terörle mücadelede dayanışmanın bölgesel küresel barış güvenliğe katkı sağlayacağı, bir de DAEŞ vurgusu var burada. DAEŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı işbirliğine hazır olduğumuz, operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadı. Mustafa Bey, şimdi burada bir şey anladım lazım ama doğru mu anlamadım diye ben komutanıma sormak istiyorum müsaade edersen. Buyurun. Bu DAEŞ vurgusundan şunu anlıyorum. Ey Amerika, ben PKK'yı vuruyorum, sen DAEŞ'i bahane ediyorsun. Samimiysen gel DAEŞ'e karşı ortak operasyon yapalım. Bravo. Bunu anladım, yanlış mı anlamışım? Doğru anladım. Biraz daha müsaade etseniz katkı yapayım. İşte öğrenmek için soruyorum. Şöyle, diyoruz ki siz merak etmeyin, siz burada kalmak mı istiyorsunuz? Tamam kalın. Ama ben DAEŞ'i, PKK'yı buradan götüreceğim. Ne yapacaksın o zaman? Petrol kuyularıyla baş başa. Yani. Düşünün, DAEŞ yok, PKK yok, 900 tane Amerikan askeri ne yapacak orada? Ama petrol kuyuları var. Ya işte, gel petrol kuyularını konuşalım. Yani asıl meseleye gel. Senin karın ağrın belli. Bakın, bana DAEŞ'tir, şudur, budur gelme. Amerika ve emperyalist sömürgeci güçlerin bölgede kalmalarına gerekçe olan asıl temel argümanları elinden alıyorsunuz. Ya Amerikalılar sormaz mı? Ya orada ne PKK kaldı, ne DAEŞ kaldı. Bizim ne işimiz var? Bizim ne işimiz var? Niye? Buyurun sizi. Bir de şöyle bir şey var. Yani şimdi orada da mesela Amerikan askerleri kalır ama
Onları koruyan, Amerikalıları koruyan da PKK'lılar aslında yani. Kendilerine nöbetçi olarak kullanıyorlar onları yani şimdi baktığımızda. Bakınız yine akşam.com.tr'de bundan bir yıl kadar önce yazdığım şey. Dedim ki bir Rusya daha savaş falan da yok. Türkiye, dünya bir küresel gerilime doğru gidiyor. Rusya'nın zayıflamasına bağlı olarak Kafkaslar'da ve Suriye'de Rusya ve İran'la birlikte bize daha fazla alan açmak zorunda kalacaklar diye bir yıl önce yazdım. Şu an Türkiye bunu bekledi. Doğru zamanda doğru hamleler yapıyor. Bir şey daha var. Ama bir dakika. Burada bizim asıl bir akıl beyin olarak şunu tartışmamız, ortaya koymamız lazım. Bura dediğimi dediklerimiz buna. Ya Türkiye stratejisi bu. Öyle ya da böyle. Bugün yarın bilemem. Ama bu olacak. Olduktan sonra ne olacak? Şu olayın yeni kurumsal bir Suriye devletinin herkes yıkar parçalarken, yeni yeni Ukraynalar, Iraklar yaratırken bir devletin yeniden Türkiye'nin liderliğinde, Türkiye'nin gücüyle ortaya çıkmış olması ve garantörlüğüyle durmasının küresel jeopolitikteki etkisi ne olacak? Asıl bizim artık hani bir proaktif bunu konuşmamız lazım. Tam olarak orada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi söylediğiniz şey çok önemli. Çünkü Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli muhacir kardeşimiz var, misafirimiz var. Ve bu insanlar gelecekteki Suriye'yi inşa edecekler. Yani 11 milyona yakın insanın mülteci olduğunu söylediniz. Bir kısmı Ürdün'de, bir kısmı Lübnan'da. Zaten savaş başlamadan önce Hama katliamı, 82'de katliamdan dolayı 3 milyon Suriyeli de yurt dışına gitmişti. Zaten iç savaş biraz da ondan dolayı başladı. Yani onların göç, geri dönme haklarının tanınmasını istemişti Suriye muhalefeti. Rejim bunu istememişti. Şimdi burada sarı alanda gördüğümüz yerlerin tamamı 2015'te DAEŞ'in ortaya çıkması ve buraları kontrol etmeye başladığı ana kadar şu gördüğümüz alanın tamamı Suriye muhalefetinin elindeydi. Yani Suriye Milli Ordusu dediğimiz güçler bütün bu alanı kontrol ediyorlardı. Ne oldu peki? Önce DAEŞ ortaya çıkardılar. Muhalefetin elinden bütün bölgeleri aldılar. Sonra da götürüp PKK ve Amerikan güçlerini teslim ettiler. Musul'u işgal ettiler. Evet, Musul'u yani işgal o kadar gittiler ki. Rakka'ya deniz doğru aynı şekilde yani. Burada o gün bütün bunları yaparken yani DAEŞ'la beraber PKK'ya teslim etme dönemi yapılırken Türkiye ile şunu yani küresel emperyalistler şu şeyi gözettiler. Türkiye Mısır'daki askeri darbe sonrasında Mısır'a tavır alırken Mısır'daki askeri darbeyi destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn gibi ülkelerse Türkiye'ye karşı tavır almışlardı. Katar'ı abluka altına almışlardı hatırlarsanız. Evet. O süreç tersine dönmüş bir durumda. Ama o süreç esnasında yani DAEŞ buraları kontrol ederken niçin, nasıl kontrol edebildi? Çünkü Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler Suriye muhalefetinden desteğini çektiler. Askeri açıdan da, ekonomik açıdan da, mali açıdan her açıdan desteğini çektiler. Mülteci de kabul etmediler kendi ülkelerine. Ve böylece Suriye muhalefeti bütünüyle çaresiz duruma düştü. Amerika'nın tehdidine boyun eğdiler. Boyun eğdiler ve Suriye muhalefeti patır patır önce DAEŞ'a toprak kaybetti. Sonra da o topraklar PKK'nın eline geçti. Şimdi Türkiye'de Serkan'ın söylediği şey çok önemli. Konjonktür bizim lehimize gelişmiş durumda. Evet. Rusya, rejimi asıl besleyen unsurlar kim? Rusya, ABD ve İran'dı. Şimdi Rusya kendi derdine düşmüş durumda savaş içerisinde. İran büyük bir iç patlamanın eşiğinde, isyanlar her yerde. Cin şişeden çıktı. Evet, 500'e yakın yani. İnsan Amerika'yı şu ana kadar futbol tabii maçından dolayı İran halkı. Evet. 500'den fazla insan hayatını kaybetmiş birkaç haftalık bu İran'daki ayaklanmalar, eylemler esnasında. İran Suriye'deki Cumhuriyet muhafızlarını geri çekmek zorunda kalacak. İran Hizbullah güçlerini Lübnan'a geri götürmek zorunda kalacak. Yani bütün bu süreçler yaşanacak. Çünkü Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri şu anda mesela Esad rejimi bugüne kadar biliyorsunuz Arap Birliği'nden dışlanmıştı. Sonra Mısır bu konuda tarafsız kalan ülkelerden birisiydi. Esad rejimine karşı ne aleyhinde ne lehinde bir pozisyon almıştı. Fakat Türkiye ile Mısır'ın arasındaki ilişkilerin düzelmeye başladığı ilk sinyal gelir gelmez Suudi Arabistan Mısır'a dedi ki Arap Birliği zirvesi çok yakında toplandı biliyorsunuz. Ve Esad rejiminin temsilcisinin yeniden Arap Birliği'ne alınmasını Cezayir talep ediyordu. Suudi Arabistan'ın talebi üzerine Mısır dedi ki Esad rejimiyle şu anda meşrulaştırma sürecini başlatmak şu anda doğru değil. Beklemek durumundayız dedi. Neyi bekliyorlar? Suriye rejiminin Türkiye'ye karşı tavrının yumuşamasını. Türkiye'yi bekliyorlar. Evet, Türkiye'yi bekliyorlar. Bu kadar Suriye basit. Muhalefetine karşı tavrını yumuşatırsa
Aslan'la görüşmeleri çok geçtiğimiz hafta yapıldı biliyorsunuz. 19. defa görüşme yapıldı. O görüşmeler neticesinde Suriye rejim bugün artık Rusya desteğini büyük oranda yitirmiş durumda. İran desteğini ciddi anlamda yitirmiş durumda. Ve şunu görmek zorunda. Türkiye'nin kendi topraklarını bölen emperyal bir güç olmadığını, bilakis kendi toprak bütünlüğünü sağlayan bölgedeki tek rejim olduğunu fark etmiş durumda. Aklını kullanırsa yeniden Arap dünyasının bir parçası haline getirip, yani İran'ın bir uzantısı gibi ya da Rusya'nın peki gibi olmayıp Suriye'yi bir Arap, yani yeniden Arap Birliği'nin bir parçası olarak görmek istiyorsa Esad rejimi bu noktaya gelmiş durumda. Yani bu şu anda bu benim tercihi yapmak Murat durumunda. Bey, bu yönde önemli bir şey var. İlerleme kat ediyor. Şu anda bakın zaman çatlak sesler çıkmıyor değil ama olabilir. Ama bakın bir genel eksende bir inanılmaz bir tavır değişikliği bir şey var yani. Bir paradigma değişikliğinin işaretlerini ciddi şekilde alıyoruz. Biz bu çok önemli bir başarı. Bütün bu süreç söylediğimiz şey yaklaşık 7-8 yıllık bir süreç. Bu süreci bütünüyle ilmek ilmek dokuyan Sayın Cumhurbaşkanımızın politikaları olmuştur. Ebedi düşmanlık da olmaz, evet. Ebedi dostluk da olmaz. Katar'ın ablukasına karşı, bak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Katar ablukasına karşı direndi. Katar'ı yalnızlaşmasına izin vermedi. Bugün hepsi Katar'la beraber. Ve bugün hepsi Katar'ın yanına gittiler. Şimdi Arabistan Sisi'yle, yardımda bulunuyor bu Dünya Kupası'nda. Yani Sisi, Cumhurbaşkanımızla nerede tokalaştı? Katar'da tokalaştı. Yani en büyük o düşman olarak. O tokalaşmayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Müsaaden olursa. Sayın Cumhurbaşkanımızla Sisi'nin bir tek fotoğraf karesi üzerinden bir haftadan uzun bir süredir fırtınalar koparttı diyor. Değil mi? Fırtınalar koparttı diyor. Dünyanın en büyük buğday ithalatçısı ülke hangisi? Mısır. 100 milyon nüfus. 100 milyonluk bir ülkeyi siz yıllık gelemezsiniz. 14 milyon ton. Ve boğazlardan nereden alıyorlar? Geçen. Hayır, nereden alıyorlar bu buğdayı? Rusya'da. Peki Mısır halkını açlıktan kurtaran Türkiye 14 milyon ton buğdayın oraya o tahıl koridorundan geçmesini sağlayan kim? Türkiye. Şimdi Sisi iki eliyle sarılmış ya Sayın Erdoğan'ın eline. Minnettarlığını ortaya koyuyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bir cümle söyledi. Bizim dedi derdimiz Mısır halkı. Tabii. Mısır halkının aç kalması. Tarihi, kültürel birlikteliği. Bir şey böyle kritik çok zamanlar. İnsani. Tarihi. Evet. Dönüm noktalarında liderlik böyle bir şeydir. Orada 100 milyonluk bir Müslüman nüfus var. Benim tarihi bağım var. Ben onların aç kalmasına göz yumacağım. Böyle bir şey olmaz. Burada gerekirse nefsini ayaklarının altına alırsın. Hatta şöyle de bir şey oldu. Mısır'daki rejim, Sisi rejimi sırf Türkiye'ye inat olsun diye Hafter'i destekledi. Yunanistan'la Rum kesimiyle sonra Türkiye Libya ile bir münhasır bölge anlaşması yaptığında Türkiye Mısır'a döndü, dedi ki bak sen bir diktat rejim olabilirsin fakat sen eğer Mısır halkını birazcık düşünüyorsan bu yaptığımız anlaşmanın Doğu Akdeniz'de sana daha fazla alan kazandırdığını görürsün dedi. 50 bin ve Mısır onu gördüğünde dedi ki evet Türkiye ile Libya'nın arasındaki anlaşma sınırlarına riayet edeceğim çünkü bu benim menfaatim. Ve bunu göstermek için de 18. parseli bu şekilde kullandı. Bundan Yunan'dan kime ne fayda gelmiş? Senin için iyi rüya görür mü bu ya? Ama bir de bir şey. Bütün bunlar bakın bütün bunları ortaya koyuyorsunuz. Sisi'nin diktatör olduğunu söylüyorsunuz. Zaman diktatör darbe yaptığında darbeci diyorsunuz. Ya ilkeli bir siyaset izleyeceksiniz. İlkeli siyaset izliyorsunuz. Ama Mısır halkının menfaatleri olduğunda da Mısır halkının yanında yer alacak bir tavır ortaya koyuyorsunuz. Bu gerçek anlamıyla insani diplomasi dediğimiz şey bu. Bu Cumhurbaşkanımızın sayesinde mümkün oldu. Mısır Afrika'ya açılan kapıdır. O tahıl koridorundan Mısır üzerinden bütün Afrika'daki açların karnının doymasıdır. Tabii. Yani bunlar başka meseleler. Ama ya şimdi burada bir süreç bakın siyasette de dış politikada da siyaset demiyorum dış politikada da şimdi bazı zamanlar hani sosyolojide praksis dediğimiz toplumların olgunlaşması, süreçlerin, olguların olgunlaşmasını beklemek zorundasınız. Şimdi darbe yapılmış, adamlar zaten Türkiye'ye düşman, sen istediğin kadar zeytin dalı uzat, ne yapar? Reddediyorlar ya. Hafter'i gidiyor destekliyor Yunanlar. Komutanım, kendi aleyhine olmasına rağmen. Bakın, Mursi'nin devrilmesi. 50 bin kilometre karelik. Net söylüyorum. Mursi'ye yapılanlar Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı. Mursi bence bir halk kahramanı. Ve Sisi Mursi getirdi genel kurmaya başladı. Bir demokrasi kahramanıdır. Benim unutmayacağım şahsiyetlerden biridir. Evet. Mursi'nin şehadeti öldürülmüştür. Rejim eliyle öldürülmüştür. Şehadeti. Bizim unutacağımız meseleler değildir. Değil.
Yani bizim bunlar, bunları biz unutmayacağız. Bu, ben unutmayacağım ama şahsen. Şöyle işte, ama yani, Mısır, ya ben belki de ekranlarda işte Sisi'ye karşı, oradaki diktatörlüğe karşı, orada Müslümanlara yapılanlara karşı en ağır sözleri söylemiş miyim? Söylemeye de devam ederim. Mesele değil. Ama bugün itibariyle baktığımda eğer ben bu tahıl koridorunu Türkiye olarak, Erdoğan olarak, yani Erdoğan biziz, yani bizi temsil ediyor. Yani açmış olması, oradaki 100 milyonluk, sadece 100 milyonluk Mısır halkı değil, bütün Afrika coğrafyasının açlıktan kurtarılmış olması ya, çok daha büyük bu yaz, bir meseledir. Bu yaz binlerce, yani benim insan kişisel duygularımdan önemlidir. Binlerce insan ölmemişse, açlıktan ölmemişse bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın... Yani bu benim kişisel duygularımdan önemlidir. Ve şunu da çok iyi biliyorum. Yani Mursi'nin başına gelenler, işte şehadeti, orada Müslümanlara yapılan zulümler, ben Sayın Erdoğan'dan daha fazla üzülen bir insan bilmiyorum bu konuda. Ya ben şunu demek istiyorum, bakın. Yani bazı zaman hani diyor ya, ya dün işte şöylediniz de bugün, ya arkadaş, yani adam ülkesini katletmiş. Suriye için söylüyorum. Gitmiş meşhur cumhurbaşkanı devirmiş, darbe yapmış. Ne yapacaksınız? Aferin mi diyeceksiniz yani? Yani işte oyun kuruculuk burada başlıyor. Kötü olmaya önce, devam mı edelim istiyorlar? Önce ilkeli davranacaksınız. Sonra onu şekillendirip dediğiniz gibi halkın, yani belki liderin değil ama halkın selameti için, Suriye'nin selameti için rejimi de şekillendireceksiniz. Bir oyunun, kurduğunuz politikanın bir paydaşı haline getireceksiniz. Bizim dediğimize Mısır'da geliyorlarsa. Aynı pozisyonda bir uzlaşmaya, kendi menfaatlerini lehinde kullanmaya oluşacak bir noktaya getireceksiniz. Bir de dediğimize geliyorlarsa ya işte, tabii. Yani. Şimdi bunu, yani bu kadar sığ, bu kadar basit şekilde, dün böyleydiniz de, ya arkadaş dün neler oldu? Bir bak bakalım ya. Ne yapacaktık? 1 milyon insanın ölümüne iyi ettin mi diyecektik Suriye'de yani. Ya bir de sen yani böyle saçmalık olur şimdi mu? Şimdi bunu diyenlere bakıyoruz, yani muhalefet çevreleri. Yani bunları köpürtüyorlar filan. Hani tutarlılık, tutarsızlık tartışması açıyorlar. Yazı yazdım, son yazım. Yani Sayın Davutoğlu ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun birbirlerine karşı sarf ettiği sözleri şöyle bir liste halinde çıkarttım. Yani burada söyleyemeyiz, Rütük ekranı kapatır. Evet. Tırnak içinde söylüyorum. Doğru. Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Davutoğlu'na ileri derecede gerizekalı demiş. Sayın Davutoğlu dava açmış. Sayın Davutoğlu, tırnak içinde söylüyorum, ben söylemiyorum Sayın Rütük. Sayın Davutoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki adam değil, ben onu adamdan saymıyorum. Yani bugün aynı masadalar, ortaklar. Şimdi bunların periferisi, bunların etki alanındaki muhalif sesler buradan bir tutarlılık sorgulaması yapıyor. Siyasetin doğası kaldırmıyor bunu. Yani siyasetin doğası bunu kaldırmıyor. Ali menfaatler. Ayrıca olayın doğrudan muhatabına bak. Mısır muhalefeti Türkiye'de diyor ki İhvan-ı Müslümin, biz Türkiye-Mısır ilişkilerinin gelişmesini doğru buluyoruz. Bu bizim açımızdan da faydalı olacak. Yani. Olayda zarar gören asıl muhatap diyor ki biz bundan razıyız. Sana ne oluyor o zaman? Olacak yani bundan. Sana ne oluyor? Suriye muhalefeti bugün bakın soracağım. 19. defadır görüşme yapıyorlar. Suriye muhalefetiyle Esad rejimi, Suriye'nin askeri muhalefeti hem de. Hem de askeri. Askeri muhalefeti Esad rejimi. Astana'da 19. defadır görüştüler. Bugün Suriye muhalefeti Esad rejimiyle ortak bir uzlaşmaya varırsa biz ne diyeceğiz? Hayır efendim, olmaz. Biz bütün düşmanlıkları devam ettiriyoruz. Biz Murat böyle mi diyeceğiz? Bey, Erdoğan yaptığı böyle bir şey için olur mu? Bu çekememezlik. Bu yani. Nasıl Erdoğan yapabilir? Şimdi, ya zaten o değil ki. Nazım Hikmet'e vatandaşlığını iade eden kim? İşte Erdoğan. Mezarını da Türkiye'ye getirmesini istedi Ahmet Kaya'nın ya bir, da. Bir Taksim Meydanı'nı 1 Mayıs'ta sendikalara, işçilere, emekçilere açan kim? 1 Mayıs'ı bayram ilan eden. Bayram ilan eden kim? Ya solcuların hocam, kusura bakmayın da, ne kadar sloganlaştırdı, bayraklaştırdı şey varsa Erdoğan gerçekleştirdi ama memnun olmadılar. Niye? Erdoğan yaptı. İşte onu söylüyorum. Sizin söylediğiniz şeyden aklıma geldi. Erdoğan az bir zaman memnun olmuyor. Bir sorun var. Mustafa Kemal Çiçek, belki siz bunu daha iyi yanıtlayabilirsiniz. Şimdi bu Sayın Akar'la Amerikan Savunma Bakanı arasındaki görüşmenin şeylerini anlattık ya. İşte diyor ki iki önemli müttefiktir. DAEŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı işbirliği konuştuk ya. Şimdi bu açıklamayı görünce, yani anlaşılan şu: Milli Savunma Bakanları daha net sahada ne olduğunu falan konuşuyorlar. Yani nereden nasıl olur mu? Amerikan Savunma Bakanı da asker kökenli bildiğim evet. kadarıyla. Şimdi, değil mi komutanım? Hayır, bunu okuyunca aklıma tekrar Kani Torun'un açıklaması geldi. 3-5 yere bomba atacaklar. Bir miktar içeri girebilirler. Göz boyayacaklar. İç siyasete yönelik propaganda. Bu okuyamamak mı, başka bir nedenle mi?
Şimdi tabii okuyamamak başta okuyamamak olarak değerlendirmek istemiyorum. Biraz önce dediğim noktaya geliyoruz. Sayın Erdoğan nereye elini atıyorsa düzeltiyor. Bundan dolayı olarak da kendisine ilgi, alaka, teveccüh daha çok artıyor. Biz bunu engelleyemiyoruz. Ne yaparsak yapalım buna engel olamıyoruz noktasında bunu değerlendirmek. Karalayalım mümkün. O zaman. Karalayalım. Kötü bunu yaparken yani bunu daha evvel de söyledik. İktidara muhalefet yapmak söz konusu değil. Devlete muhalefet yapmak. Devletin kurumlarına, yerleşik düzenine muhalefet yapma boyutuna götürüyorlar meseleyi. Zaten sıkıntı da bu. Eleştirebilirsiniz. İktidar bunu yaptı, şöyle yapmadı, böyle yapmadı. Yapıcı olarak ortaya koyabilirsiniz ama 3-4 gün içerisinde benim 7 Mehmetçiğim şehit olmuşken siz bu açıklamayı yapıyorsanız burada en başta ben sizin vicdansızlığınızı sorgularım. Geri kalan hususları ayrı ayrı değerlendirme konusu yapabiliriz. Bir de şu yok mu? Yani eğer Mehmetçiğe biri bir büyükelçi sıfatı taşıyan. Çünkü büyükelçilik bir de böyle geçici devleti bir sıfat değil. Devleti temsil ediyorsunuz. Geçici bir sıfat da değil. Yani. Ömür boyu. Emekli orgeneral. Ben de öyle şimdi, kalmış aklımda. Bir büyükelçi. Evet. Mehmetçiğe göz boyayıcısı diyor. Büyükelçi. Türk İç büyükelçisi. Diyor. Türk büyükelçisi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Mehmetçiğe göz boyayıcısı diyorsa. Asli sorumlu. O zaman bu şahsa diplomatlık yaptığı dönemdeki bütün konuşmalar için sen de hep laf salatası yaptın o zaman denir yani. Nasıl o yiyip sen o zaman laf salatası çok daha fazlası denmesi gerekiyor da Rütük var. İşte çok şey evet, denilebilir. Şuna bakmasınlar da. Bunu milletimizin vicdanına ben bırakıyorum. Tamam mı? Zamanında bu ülkenin dış politikasını kimlere emanet etmişiz? Ayrıca da sorgulamak vallahi lazım. Valla ne direklerden döndü. Ne direği Allah korumuş yani. Başka bir şey demiyorum yani. Yüce Mevla'nın takdiri yani. Aynen öyle yani. Komutanım. Yani burada şey de var yani. Artık hani yavaş dışarıda yavaş Amerikalı meseleyi aramaya gerek yok. Yani. Evet. Meseleyi toparlayalım babında söylüyorum. Biz bir şey yapıyoruz. Yani bir harekata hazırlanıyoruz. Görüşmeler yapılıyor. Diplomasi sahada ayrıca çalışma yapılıyor. Ama yani içeriden işte YPG bize mi saldıracak? Göz boyamak için giriliyor. Hatta geçen hafta da çok bak konuştum. Yine şeyin komutanımın yarasını depreştirdin. Hayır yani bu hayır, ben konuşmayı bu dinlerken açıkçası bakın, Mustafa ben konuşmayı ya dinlerken o videoyu kim olduğunu bilmiyordum. Ben emin olup PKK basın sözcüsü zannettim. Yani PKK basın sözcüsü yani terör örgütündeki kendi militanlarına diyor ki aman müsterih olun Türk Silahlı Kuvvetleri size bir göz boyayıcı bir operasyon yapacak. Murat Bey, sanki böyle sonra bir baktım Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısıymış adam. Bakın burada kısacık not almışım da söylemek için bakın Türkiye'deki ana muhalefetin dediği şey. Bunları vatandaşlarımız hatırlaması için söylüyorum. Dış politikada 180 derece dönüş yapacağım. Kredi borcunu ödemeyin. KHK, OKAN hükmüne kararnamelerde görevden alınanların işine son verenlerin herkesin göreve iade edeceğim. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala boşuna hapiste. Türkiye'yi İngilizlere şikayet ederek Türkiye'de yabancı sermayenin güvencesi yok. Elektrik faturasını ödemeyin. Mehmetçiğimizin Libya çöllerinde uzakta tutun. Libya'da ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var? Kanal İstanbul'u ihalesine girecek ülkelere mesafe koyacağız. Para ödemeyeceğiz. Borsaya girmeyin. Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya gittik de AKP'liye de gittik. Kariyer sınavına girmeyin. Türkiye'de hiçbir kimsenin can güvenliği yoktur. Döviz TL karşısında baskılamayın. S-400'lere ne gerekliliği var? Yerel yönetimlere özellik getirecek. Bunları söyleyen yani vardı ha çıkardım bunları. Bunları söyleyen bir muhalefet veya onun iştirakları unsurlarından ne fayda görecek bu millet? Sadece onu söylüyorum. Kamuoyunun takdiri. Başka bir şey söylemeye gerek yok herhalde. O zaman bitirelim. Çok güzel özet yapmışsın. Güzel topla. Güzel köşe yazısı olur. Olur atarım. Onlar değil mi? Bir alt alta sıralayıp kayıtlara geçirmek lazım. Bence son söz şunu söylemek lazım. Ne fayda görecek değil, ne zarar görmeyecek işte, ona bakmak lazım. Işte. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler bu haftayı da böylelikle noktaladık. Haftaya buluşuncaya dek hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.